Karısı sevgilisine kaçtı. Kızır isimli bir sevgilin de var. Çocuklarına 2 yıldır hasret. Ama sen bu çocukları kullandığın sürece çocukların başına çok kötü şeyler gelecek. Kaçak eş Gülşen nerede? Sana kimler yardım ediyorsa, hangi bir pisliğin içindeysen lütfen çık. Tarık çocuklarına kavuşabilecek mi? Ben çocuklarımı istiyorum velayetini. Başka hiçbir şey istemiyorum. Birazdan. ...23 yaş küçük karısı aileyi dağıttı. Yuvamız yıkılıyor dedim. O kadını boşasın, malı mülkü onun olsun. Songül, servet avcısı olmakla suçlanıyor. Ben seni bekliyorum. Baba Mehmet ve yeni karısı Songül kaçıyor. Karnını da getir, burada yüzleşelim. Koyunlu kardeşler isyan ediyor. Yıllarca çalıştım, senin eline verdim. Songül mü, koyunlu kardeşler mi yalan söylüyor? Çocuğumun üstüne yemin ederim ki Songül bunları söyledi. Babalarını üvey annelerinden kurtarabilecekler mi? O kadının gerçekleri çıkacak, merak etme. Birazdan. İzmirli Damla, ablasının kıskançlık kurbanı mı? Kocalarını bu kaybetti. Başka kimse yok. Kızı kayboldu, büyük kızına... Katil sensin diyor. Katil sensin, katil. Çocuğumun katili. Herkes onu, o üvey annesini suçluyor. Bir tencere yemek yapmıyordu kadın. Annesi kayıp kızını saklıyor mu? Kafam hala çocuğum da benim. Kayıp Damla'nın esrarengiz sevgilisi kim? Bir bilgin varsa söyle. Kızın konuştuğu erkeğin ismi lazım bize. Söylüyorum zaten fazlasıyla. Oklar onu hedef gösteriyor. Sanki sevgili gibilerdi. Damla öldürüldü mü, rehin mi tutuluyor? Ne olursunuz çocuğumu bana geri getirin. Birazdan. Yasak aşk iddiası güçleniyor. Benim kızım değil dedi. Çember daralıyor. Bir kere baba dediğini duymadım. Bülent'ten yayın sonrası bomba itiraf. Nimet'in yüzü kıpkırmızı kesildi. Kızının gerçek babası kim? DNA testini yaptırsaydın. Karısını dayısından kıskandı mı? Bıçak çekti mi ona? Dayısı Öner'i kıskanıp öldürdü mü? İçime kuşku düştü. Olay yerindeki bıçak Bülent'e kurulan bir tuzak mı? Bıçakla adamın önüne çıktı. Olay yaratacak canlı yayın. Birazdan. Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Star ekranlarından, Gerçeğin Peşinde programından Türkiye'de, yurt içinde, yurt dışında bizi izleyen bütün seyircilerimizi öncelikle sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ve bütün ekip arkadaşlarımla birlikte şu anda yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım, hepinizin Ramazan bayramını kutluyoruz efendim. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Dostluk getirsin, sevgi getirsin, yardımlaşma, bolluk, bereket getirsin. Sevgili seyirciler, güzel bir bayram diliyorum. Ama biliyorsunuz ki 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle bu sene tüm Türkiye buruk bir bayram kutluyor. Yani bir türlü içimizden o bayram coşkusu, hani bu eski bayramların coşkusu gelemiyor. Nasıl gelsin ki? Binlerce insanımızı kaybettik, binlerce insanımız yaralı, binlerce insanımız halen evlerine kavuşamadı ve çadırlarda yaşıyor, konteynerlarda yaşıyor. Onların acısını paylaşıyoruz. Depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Yakınlarına ve tüm Türkiye'ye bir kez daha başsağlığı diliyorum. İnşallah bundan sonra böyle felaketler yaşanmaz. Bizler de bayramı bayram gibi coşku içinde kutlarız. Ama hayattayız, hayatta devam ediyor ve mübarek günler içerisindeyiz. Hepinizin bir kez daha Ramazan bayramı mübarek olsun efendim. Allah tekrarını nasip etsin diyorum. Sizlerin de bayramını kutluyorum efendim. Değerli hocalarım, adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Kocabey ve
Bugün burada konuklarım var. Kameraman arkadaşlarımın, ulaştırmadan teknikte görevli herkesin bayramı kutlu olsun efendim. Sevgili seyirciler, bugün sizi Tarık Sarı ile tanıştıracağım. Tarık Sarı 2012 yılında çok aşık oluyor ve evleniyor. Ama 2013 yılında karısının iddiasına göre masraflarına yetişemediği için maddi zorluklar sebebiyle 2013 yılında boşanıyorlar. Ama Tarık karısına o kadar aşık ki 2014'te yeniden hadi evlenelim diyorlar ve evleniyorlar. Bu evlilikten de iki tane çocukları var. Biri 8 yaşında, biri 6 yaşında. Ama Tarık Sarı'nın bir bayram günü buraya gelme sebebi 2020 yılında bir boşanma davası açılıyor. 2023'teyiz. 3 sene içerisinde eşi 2 kez başka adamlarla yaşamaya başlamış. Evet efendim. Şu anda da bir kişiyle yaşıyor. Çocukları orada ve bugün bayram ve bir yıldır çocuklarını görmeyen bir baba var karşınızda. İlk hikayemiz Tarık Sarı'nın hikayesi. Karısı sevgilisine kaçtı. Kızır isimli bir sevgilin de var. Çocuklarına 2 yıldır hasret. Ama sen bu çocukları kullandığın sürece çocukların başına çok kötü şeyler gelecek. Kaçak eş Gülşen nerede? Sana kimler yardım ediyorsa, hangi bir pisliğin içindeysen lütfen çık. Tarık çocuklarına kavuşabilecek mi? Ben çocuklarımı istiyorum velayetini. Başka hiçbir şey istemiyorum. Şimdi. Tarık Sarı hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Tarık çok şıksın. Tam bir teşekkür bayram ederim. Şıklığı ve zarafeti içindesin. Sağ ol. Hoş geldin diyeceğim ama eksiksin, yarımsın. Evet. Neden? Çünkü çocukların yanında değil. Yok. Evet efendim. Tarık nasıl tanıştın Gülşen'le? 2012 yılında tanışıyorsun. Çok mu aşık oldun ona? Tabii ki efendim. Yani Serap Hanım, insan aşık olmadan, sevmeden zaten evlenmez. Kendisiyle tanıştık. Yani çok uzun bir süre sürmedi. Gülşen Hanım'la evlendik. Benim eşim Özbek uyruklu kendisi. Zaten burada ailesiyle kalıyordu. Yani ailesi de oturum izinleri yoktu 2012 senesinde. Hepsinin oturum izin cezalarının paralarına kadar ben yatırdım. Hani benim derdim kesinlikle para pul değil. Yani sonuçta çocuklarımın annesi. Ben 4 yıldır boşanamıyorum. Yani ve benim soy ismimde çocuklarımın anlatmasıyla bildiğim kadarıyla evinde Hızır isimli sevgilisi var. Hakan isimli bir 60 yaş üzeri bir adamın evinde kalmış. Bu adamın kendisi ve hatta oğlu da benim eşimi çok iyi tanıyor. Benim derdim sadece evlatlarım. Çünkü evlatlarım şiddet görüyor. Şiddet gördüğü için de hakkında 2 tane ceza davası var. Birisi istinafta, birisi hala sürmektedir. Yani ben bu yaşıma geldim, 44 yaşındayım. Hayatımda duymadığım iftiralara maruz kalıyorum. Bu benim psikolojimi bozuyor. Ben 2 oğlumu velayetini istiyorum. Çocuklarımı ben baktım. 2017'nin sonunda Özbekistan'a gittik. Bir sene sonra 2018'in sonunda orada da çocuklarıma çok şiddet uyguladı. Orada da bir sürü maddi, manevi... Yani siz beraberken de çocuklara şiddet tabii uyguluyor muydu? Tabii ki efendim. Yani kızıyordu. Ben olduğum sürece hatta Özbekistan'da bir gün evde çocuğu Burak oğlumu dövdü evde. Biz onların evinde kalıyorduk ve kira her şeylerini ben yatırıyordum. Şimdi ben burada böyle anlatırken kimsenin aklına şu gelmesin. Ben para pul istiyorum. Asla. Yani ben bu şahıslardan kesinlikle para pul istemiyorum. Çocuklarımı versinler. Ne istiyorlarsa vereyim onlara. Yeter Tarık, ki çocuklarımı peki, versinler. Demişsin ki benim karımın ben artık masraflarına yetişemez oldum. Kesinlikle. Bir yıl içinde de boşanıyorsunuz zaten. Tabii hani ki. 2012-13, 13'te boşanıyorsunuz. Çok rahat. Neydi o ağır masraflar? Ne istiyordu senden? Ya mesela ailesi hepsi kaçaktı. Annesi, küçük erkek kardeşi, babası İstanbul'da Kartal ilçesinde oturuyorlardı. Kaçaklardı ve bunların ceza paralarını ben ödedim zaten. Yani 2012'de çıkan bir yasayla bunların Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne benim kameralarım da var zaten. Hepsini götürüp ben ödedim. Hı hı. Küçük kardeşi şimdi yaşı büyüdü tabii, biraz büyümüştür. Okulda bile velisi bendim. Yani ben ilgileniyordum. Ama teyzesi gelir bizde kalır. Şeyi gelir bizde kalır. Bunları para vermekten yoruldum artık. Yani yorulunca da artık ayrılmak kararı aldık. Ve hatta kendisinin uçak biletince varıncaya kadar benim hesaplarım da var zaten. Yani ben 2000
yani uçak parasıyla her şeyini, tamam belli bir evlilik yaşadık, vereyim, sıkıntı yok ondan yana, problem yok, verdim de gitti de kendisi. Sonra kendisinin 2013-14 senesinde bir daha beni aramaları sonucunda yani tekrardan sevdiğim için. Nasıl yani, barıştınız tekrar? Kim adım attı? Kendisi arıyordu beni, Özbekistan'daydı. Yani para ihtiyacın oluyordu ve hatta Özbekistan'dayken... O zaman çocuğunuz da yok. Yok yok efendim, yok. Yani 2014'te para yolluyordum. Sonra konuşmaya başladık. Tekrar uçak biletini aldım, geldi. Oturum izni zaten cezalıydı burada. Ayrıldıktan sonra da geldi İstanbul'a. Özbekistan'dan geldi İstanbul'a. Burada da ceza parasını ben ödedim çıkarken yine. Kaçak duruma düştü burada. Ben ödedim, tekrar Özbekistan'a gitti. Ama 2014'te... Evet, sen de çok istedin. Yeniden tabii evlendiniz. Tabii ki Serap Hanım. Evlendikten sonra da iki tane çocuk sahibi oldunuz. Evet Serap Hanım. Ve ama 2020'ye kadar her şey iyi mi gitti? Hayır, hayır, iyi gitmedi. Ben muhasebe işi yapıyordum İstanbul'da İçerenköy'de. İzmit'in bir köyünde hayvan işine döndük. Çiftlik yaptım kendime. Yani sırf sadece İstanbul'dan kurtulayım artık, çocuklarımı temiz bir köy hayatında yetiştireyim. Burak doğdu, ilk oğlum. Gülşen Burak... peki... O 2014 ile 20 arası, o 6 sene, o da sana böyle sevgi dolu bir eş gibi oldu mu? Çocuklar olana kadar Serap Hanım. Yani Burak oğlum olana kadar. Yani bazı şeyler var, hani daha çok anlatmak istemiyorum. Çünkü çocuklarımın annesi. Tabii. İstiyorum ki Allah yani onu da yiyesin. Bu iki tane evladım benim. Ama çaresizim. Tarık, bu diyorsun ki... 2020'de boşanma davası açtım. Evet. Gitti. Hakan diye birine kaçtı. Beraber yaşadı. Evet, bu 60 yaş üzeri dediğin kişi Hakan mı? Tabii da. Hakan. Peki bu adam, merak ettim, soruyorum yani. Çok mu varlıklı bir adamdı? Varlıklı Hanım, bir adam mı seçiyordu yani? Serap Hanım, benim sosyal medya araştırmalarıma göre kendisi devletin, söyleyebilir miyim, asker yani kendisi. Emekli. 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 Eşinden de ayrılmış. Yani evinde, dolgun bir maaşı olan. Yani şimdi desem ki bu adam albay, emeklisi. Evinden kaçan bir kadın var. Bunun uyruğu önemli değil. İnsan sonuçta. Bir adama sığınmış olabilir. Madem ben kötüyüm. Sığınmış. Sen koca bir albaysın. Bilmiyor musun bu kadın evinden kaçmış? Niye devletin sığınma yurduna vermiyorsun? Niye evinde saklıyorsun bunu? Ne kadar süre kaldı o adamın? Bir seneye yakın, 6-7 ay kalmış biliyorum oğluyla. Sorabilirsiniz. Mahkemede bana şiddet uyguluyor demişler. Dolandırıcı demişler. Fuhuş çeteleriyle ev taşımış demişler. Ya nasıl bir mahkeme kapıları umut kapılarıdır. Adalet kapılarıdır. Ben nerede hakkımı arayacağım? İftira diyorum. Zaten benim hakkımda böyle bir şey yok diye. Benim hepsi belgeli. Soruşturma yok, kavuşturma yok. Bu bir sene yakın Hakan'la yaşadı. Tabii. Bu 60 yaş üstü emekli bir asker bir adamla. Evet. Peki... 2020'de oluyor bu. Sen boşanma davası açıyorsun. 2020 Ocak ayında ben Ocak boşanma ayında davası oluyor. O şahsın yanında yaşadı. Evet. Sonra da şimdi diyorsun ki Hızır diye biriyle yaşıyor. Onu da çocuklarım anlatıyor bana. Aslında ismi Hızır olmayabilir. Ama çocuklarımın yanında şaşırtmaca yapıyorlar ki Hızır diyorlar ki, çünkü ben mahkeme... gerçek adını öğrenmeyesin diye. Tabii ki efendim. Ama çocuklarımın tarifi var. Diyor ki mesela iki oğlum da, şurasında saçı yok baba, göbeği var. İsmi ne diyorum? Hızır diyorlar. Yani bu çocuk şekline kadar nasıl tarif ediyor bu şahsı? Yanında ilişkilerine varıncaya kadar şeylere şahit olmuşlar. Ve ben bunları şikayet ettiğim zaman karşılıksız kalıyorum. Hızır denen şahıs bulunamamıştır. Benim bizi İstanbul Üniversitesi'ne çocuk ve ergen ruh sağlığına yolladılar. Oradaki psikologlar bile... Biliyorlar evinde yaşayan birinin olduğunu. Çocuklarla konuştular. Çocuklara yansımış mı evinde efendim, yaşayan birinin olduğu hususu? Avukat Bey, hocam. Çünkü yani... evlilik birliği devam ederken eşlerin birbirine sadakat yükümlülüğü devam eder. Bu sırada başka bir erkekle aynı evde yaşamaya devam ederse zaten boşanmada haklı duruma geçer Tarık Bey. Gülşen kaç yaşında? 89 doğumlu, yani 34 yaşında. 34 yaşında? Evet, evet. O sözünü ettiğin emekli asker 60 üzeriydi diyorsun. Evet. Şimdiki Hızır denen ya da adı Hızır mı bilmiyoruz. Evet. Ama ekibime söylediğine göre şu anda yine senin iddian bu tabii. Tabii ki. Hızır diye birisiyle çocuklarla birlikte yaşıyor ve söylediği semt İstanbul'un bayağı hani
en kötü 40.000-50.000 lira kirası olan Caddebostan gibi bir semtte oturuyor. Evet, en az karşıda yani Anadolu yakasında ama hani Bağdat Caddesi dediğimiz bayağı hani ev kiralarının da yüksek olduğu güzel semtlerinden birinde yaşıyor. Tabii ki Serap Hanım. Tarık peki bu bir sene içerisinde hiç sana uzaklaştırma almış? Sürekli alıyorum. Sürekli uzaklaştırma alıyorum. Yani ben avukat bey daha iyi bilir. Yani ben ne için uzaklaştırma alıyorum? Çocuğumun okuluna gidemiyorum. Çocuğum Ocak ayında benden habersiz. Ben babayım. İki tane oğlum var. Yaşım 44. Bu yaştan sonra evlenecek halim de yok. Yani bir daha çocuk sahibi olacak zaten istemiyorum. İki tane oğlum var, büyütmek istiyorum. Çocuklarımı sünnet ettirmiş. Böyle bir vicdansızlık olur mu? Babaya haber vermeyin. Ben babayım ve sevgilisi orada gidiyor. Yani şimdi çocuklarım düşüyor, kolunu kırıyor. Beyin tomografisi çekiliyor. Sorun yani. Haber ver. Uzaklaştırma kararı illaki şiddet uygulandıktan sonra başvurulan bir yöntem değil. Şiddet uygulama ihtimaline binaen oluşturulmuş bir yasa zaten bu. Olası bir şiddet eylemini eşlerinde... 3 senedir aynı evde değiller. Ama işte bunlar analiz edilmiyor. Hanımefendilerin beyanları esas kabul edildiği için bu şiddet ihtimaline karşı mahkemeler bu kararı veriyor. Çünkü olası bir şiddette sen bu kararı neden vermediğine dönüyor. Maalesef bu konuda kararı vermemekte mahkemeler çekiniyor diyelim. Peki çocuklara karşı da mı yaklaşmama gibi bir... Tabii ki. Ya çocuklara yok. Çocuklara yok da. Ama okuluna gidiyorum çocuklarımın bir kere. Okula gidemezsiniz. Şöyle yani okula çok elzem bir durum olduğunda gidebilirsiniz. Fakat görüş günleri dışında çocuklarla izin olmadığı, annenin yani velayet kendisine bırakılan tarafın izni olmadan görmeniz mümkün değil. Görmeye çalışırsanız uzaklaştırma kararı alabilirler. Aslında velayet konusu da biraz karışık. Şöyle ki geçici velayet önce Tarık'a veriliyor. Evet. Ama Tarık tek başına yaşıyorsun. Tabii ki. İki çocuğa Serap birden Hanım baş edemiyor, bakamıyor. Hayır, bakıyorum Serap Hanım. Ama çok... sonra niye veriyorsun o zaman velayeti Gülşen'e? Ben vermedim Serap Hanım. İki sene zaten terk edip gitti. Benim küçük oğlum 1,5 yaşındaydı. Büyük oğlum da 3-3,5 yaşlarındaydı. Bu çocukları bütün oturduğum semtlerdeki ev sahiplerine kadar, mahalledeki insanlara kadar hepsi bağlanmak istiyor zaten. Çocuklarıma ben baktım. Ben erkeğim yani. Neden sonra velayet peki Gülşen'e geçti? Söyleyeyim efendim. Ben çare aramaya çalışıyorum. Televizyona çıkmak istedim falan. Televizyona çıkmak isteyince velayet benden alındı. Neden? Çocukları televizyona çıkarmak istismar mı olduğu çıkarmayız için. Çıkarmayız ki zaten. Kim çıkarıyor ki? Çocukları yani çıkaramayız ki zaten. Yani. Bir de televizyona çıkacağım demek velayet almak için bir neden olamaz ki. Kesinlikle değil yani. Çocuklarımın, Serap Hanım, e-nabızdan bakıyorum. Hangi baba buna veya bir anne olarak? Yani insanız ya. Yani çocuğum 3 günde bir, ya bir bakın benim e-nabıza, ben babasıyım. E-nabıza bakamazmışım ben. Benim bakarsınız canım, öyle şey mi ben olur? Ben çocuklarımı videoya çekemezmişim. Gerekiyor. Yani velayet kimdeyse izin verecek, öyle bakabiliyor. Ama ben babayım. Bende gözüküyor hocam. Yani bakıyorum çocuğumun kolu kırılmış. 10 gün sonra beyin tomografisi. 20 gün sonra astım, bronşit. Bendeyken bakın bir kere ve benim evim bahçeli bir kere düşmüş mü, morarmış mı? Benim çocuk, herkes diyor ki çocuklar düşe düşe morarır. Ya kardeşim burasında mor var. Sıkıyor, annem sıkıyor diyor. Ben çocuklarımı her seferinde 155'i arayıp polislerle mi teslim etmek ya zorundayım? Tek başına o erkek çocuklarını babası olmaksızın ve haberi olmadan sünnet ettirmek bile başlı başına büyük ayıp yani. Tabii. Büyük ayıp bence yani. Bence velayetin alınması için tek başına yeterli de olmalı böyle bir şey. Böyle bir şey olabilir mi yani? Avukat Bey hakkında olamaz çocuklarımı yani darp ettiği için. İki tane ceza davası var. Benim hakkımda yalancı şahit tuttukları için şu an ağır cezada açılmış... Avukatı dahil yargılanmak üzere. Tarık şuradan bir, şu ışığı yanan kamera var ya, oradan bir Gülşen'e seslenir misin? Gülşen Hanım, senden rica ediyorum çocuklarımın velayetini ver. Gel istediğin zaman gör. Ne yapıyorsan hiç önemli değil. Kimle yaşıyorsan bunlar benim için sorun değil. Ben zaten 4-5 senedir senden ayrıyım. Ben senin özel hayatınla alakalı şu kadar bir şey istiyorsam namerdim. Sadece çocuklarımın velayetini istiyorum. Çocuklarımı kullanma istiyorum bana karşı. Çocuklarım düşüyor diyor. Çocuklarım peki düşüyor da 3 günde bir niye astım, bronşit, mide bulantısı, kusma? Bendeyken niye olmadı bu sorunlar? Gel insan gibi kim destek çıkıyorsa sana, öyle kolay değil. Oturduğun semtte ben güzellik uzmanıyım diyorsun. Çalışma izniniz yok.
annenin, babanın, kardeşinin, senin çalışma iznin yok. Yarın bir yerde polisle yakaladığı zaman deport olacaksın. Çocuklarıma kim bakacak? Tarık, ben babasıyım. Tarık, siz peki 2012'de evleniyorsunuz. 11 sene. 11 senede hala da nikahlısınız. Vatandaşlık almaz Serap Hanım. Neden? Özbekistan çifte vatandaşlık kabul etmez. Çıkarsa kendi ülkesine kaçak gibi girmek zorunda. Zaten ha, mahkeme... Ya Özbek vatandaşlığından çıkacak. Tabii. Türk vatandaşı olacak. E o zaman? Kimi derdimi anlatayım Serap Hanım? Şimdi soruyorum. Bu mahkeme bu sene bitti. Geçici velayet varken kendisinde yurt dışı yasağı var bu çocuklarımda. Fakat mahkeme bittikten sonra avukat bey daha iyi bilir. Yurt dışı yasağı koyamaz çocuklara. Devlet. Şöyle, senin de bir vekaletin olması tabii lazım. Ortak velayet olması lazım veya o ki vermez bana. Çocuklarımı alıp götürecek. Ne yapacağım? Ben Özbekistan'a savaş mı açacağım? Ne yapacağım? Devletim çok, savaş evet, mı açacak sakıncalı oraya? Bir durum. Çok büyük sorun. Kaç tane Türk çocuğu var orada biliyor musunuz? Çok büyük sorun. Tarık, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç kimse, yani buradan geliyorlar işte, burada yabancı uyruklu Özbekler de dahil buna. Özbekistan'da çocuğunu yetiştirmek istemez açıkçası. Çünkü onlar bile, kendileri bile orada yaşamak istemiyorlar. Değil ki çocuklarını yetiştirecekler. Nasıl para alacaklar Serap Hanım? Türkiye'de yaşayacak. Bunu söyleyecektim. Yani biraz, yani şöyle, bu yasalar yani iyi insanlar için kurulmuş şeylerdir, yazılmış yazılardır yasalar. Biz iyi insanı değil, bunu en kötüye kullanacak kötü insanı konuşmalıyız. Şimdi bir nafaka ödeyecek ya, hem ömür boyu kendisine hem de çocuğuna. Dolayısıyla o paradan mahrum olmamak adına çocuğu da kullanan insanlar var mıdır? Muhakkak vardır. Hele ki Türkiye'deki parayla Özbekistan'ın alım gücünü değerlendirdiğinizde buradaki para daha değerli oraya göre. Yani şimdi o zaman... En kötüsünü düşünmek nafaka lazım. Nafaka önemli değil, özür dilerim Serap Hanım. Şu anda... çekişmeli ya sizin evet, davanız. Evet, para mı istiyor yani? Tazminat mı istiyor? Ne istiyor? Niye? Şu an derdi sadece para değil. Sonunda tabii ki para alacak. Para değil. Şu anki derdi annesi, kız kardeşi, erkek kardeşi nasıl burada oturum izni alacak? Annesi işte ben çocuklara bakıyorum diyecek. Böyle mi bakılır bu çocuklara? 3 günde bir hastanede. Çocuğumu videoya çekiyorum. Kim çocuğun evladını videoya çekmez? Çocuğum anlatıyor. Diyor ki baba diyor evde diyor Hızır ile sevgilisiyle oturmuşlar şöyle böyle yapıyorlar diyor. Mesela İstanbul Üniversitesi'ne çocuk ve ergen ruhsalına gittik. Çocuğum bunu bana görüş gününde anlatıyor. Diyor ki baba diyor anneme sormuşlar evde Hızır isimli şahıs var mı? Annesi demiş ki yok. Erkek kardeşine dayısına sormuşlar demiş yok. Anneannesine sormuşlar demiş ki evet var Hızır profesörlere demiş. Ve çocuğum bunu anlatıyor. Bu video kaydı var bende, mahkemeye de sundum. Bana hakim hanım diyor ki kesinlikle diyor çocuğunu videoya çekme diyor. Ben ne yapayım? Şimdi, gidip kapıdan bekleyeyim kamerayı bugün alayım. Şimdi bir adım atmış olduk bu konuya. Şöyle başlayalım. Bir kere tabii ki Gülşen'i de dinlemek lazım. Tabii ki. Yani şiddet görüyor muydu? Neydi? Neden bu kadar uzaklaştırma alıyor? Neden çocuklarla şahsi ilişki kurmana engel oluyor? Ama bunun yanı sıra da oturma izni de yoksa ve de çocuklar da ortak çocuklarınız yani çocukları alıp onu buradan göndermek de çok kolay bir yol yani. Evet. Onu da bilsin. Ona göre de bir uzlaşma yolu seçmek lazım. Böyle çekişmeli olmaz. Çocuklarını görecek, sen de göreceksin. Türkiye'de yasalar var. İnşallah. Ama burada oturma iznin olmadığı ve çalışma iznin olmadığı halde de bu kadar da cüretkar olabiliyorlar. Yani benim maalesef anlamadığım gerçekten, bu cüreti gerçekten nereden buluyorlar, nasıl bunu yapıyorlar inanamıyorum. Evet, bir bayram sabahı bir baba bir yıldır görmediği çocuklarıyla ilgili buraya geldi. Onlarla şahsi ilişki kurmak, görmek istiyor. Bu eşinden de boşanmak istiyor. Zaten araya 2 tane erkek girmiş iddiasına göre. Efendim bir araya gideceğiz. Ardından Özlem ve Özgür Koyunlu kardeşlerle devam edeceğiz. Bugün de bayram ya. Acaba babayla bir barışma, bir uzlaşma yolu, bir yumuşama yolu bulunabilir mi? Üvey anne dışında diyorum ve bir araya gidiyorum. Bu kardeşler babaları annelerinin vefatından 6 ay sonra evlendi. Evlendiği kadınla aralarında problem var. Baba da iddiaya göre yine o karısının ağzına bakıp çocuklarıyla eskisi kadar ilgilenmediği gibi işte evinden çıkarıyor vesaire arada problemler var. Özlem, Özgür, ilk kez mi bir bayramda babanızın elini öpmeden geçiriyorsunuz? İlk evet, bayramınız bu herhalde. İlk kez. Evet. Benim oldu. Öyle mi? Ayrı olduğum zamanlar oldu. Hı.
Ama böyle hani küsken tabii, tabii, gibi. Tabii tabii küs olmadık hiç. Evet. İlk kez böyle bir şey oluyor. Aynen. Bence babanız da buruktur. Hayatta iki tane evladı var. Başka yok değil mi? Başka yok. Dolayısıyla ben onun da buruk olduğunu düşünüyorum. Bu arada sizi tanıyan, aileyi tanıyan, hatta galiba babanızın düğün gibi bir şey yapıldı mı? Yok, nikahta. Nikah. Nikah. Bir yapıldı. Eğlence falan. Nikah sonrası bir restoranta gidildi. Evet. Galiba orada da bulunan birisi. Çünkü bazı şeyleri görmüş, biliyor. Hemen alalım telefona. Alo. Alo. Merhaba efendim. Merhabalar. Siz galiba hem Özlem'i, Özgür'ü, babasını tanıyorsunuz. Yani bu tarafı tanıyorsunuz. Songül'ün tarafını değil de anladığım kadarıyla. Yok, Songül'ün tarafını da tanıyorum. Her iki tarafı da tanıyorsunuz. Hepsini peki. Hepsini tanıyorum, evet. Siz o yemekte bulundunuz mu? Nikah sonrası yemekte. Yoktum. Peki ama o geceyle ilgili bir şey söyleyecek misiniz? Geceyle ilgili değil. Genel olarak söylemek istiyorum. Ben Özgür Bey'i de daha sonrasında da gördüm. Hmm. Özlem Hanım'ı ben sadece düğünde gördüm. Şöyle bir durum var. Vardınız o zaman. Düğünde vardınız yani. Düğünde vardım, evet. Vardım. Onu soruyorum işte ben de zaten. Vardım. Vardım düğünde. Evet. Şöyle bir şey soruyorum. Bu şekilde hani Songül Hanım'a Servet Avcısı vesaire vesaire. Bugün mü 23 yaş küçük Songül Hanım babalarında? Bugün mü küçük yani? Evleneli kaç yıl olmuş babaları? 2021'in Ekim ayında evlenmişler. Düğün görüntülerinde şu anda görebiliyorsunuz yani aynı şekilde. Ben şahsen kendi adıma söylüyorum. Benim babamın böyle bir şey olmuş olsa şu anda babalarını farklı bir şeyle itham ediyorlar ya hani kandırılıyor vesaire vesaire. Böyle bir şey varsa benim babam kendinden 23 yaş küçük birisini buldu. Biz bu evliliğe karşı şimdi giderim, nikah gününde giderim yani. Ya da öncesinde giderim yani. Nasıl bir saçmalıktır, nasıl bir ithamdır bu karşı tarafa karşı? Yani diyorsunuz o eğlenceye katıldılar, oynadılar. O zaman da biliyorlardı 23 yaş küçük olduğunu. Evet, Songül Hanım nikahı kıydı, bilezikleri aldı, evleri üstüne aldı vesaire vesaire. Ortadan kayboldu, öyle mi şimdi? Yok mu yani? Babalarını da genç sevgilisiyle bıraktı gitti yani. Öyle mi? Bakmıyor yani Songül Hanım ya, şu anda babalarına. Ortada bir sevgili var yani. Ve şöyle bir şey, Songül Hanım'ın ve babamın arasındaki yaş farkıyla alakalı bir problemimiz yok. O gün ablam nikaha gelmeyecek de ablamı ikna eden benim. Yaşla alakalı bir problemimiz yok bizim. Yoksa Songül Hanım'ın bulduğu, Songül Hanım'ın tarafından bulduğu Ruziye Hanım'ın para avcısı, para düşkünü Ruziye Hanım'ın bulduğu kişilerle niye farklı yerlere, Almanya'ya vesaireye gitmeye kalkıyor Özgür Bey? Ben onu inkar etmedim ki. O benim eski kız arkadaşımdı. İnkar etmedim ben. Söyledim zaten. Ya bunlar bu kadar güvensiz, servet avcısı, bu insanlar sıkıntılı. Fakat engelli kadın bu kadar sıkıntılı. Siz niye bunların peşine düşüp bunların avına düşüyorsunuz? Babanız bakın yaşlı. Songül Hanım, Songül Hanım'la alakalı ilk başlarda biz Songül Hanım'a yakındık. Songül Hanım'la konuşmaya başladık ama Songül Hanım'ın yalanları bir bir çıkmaya başladı. Songül Hanım'ı çok iyi tanıyorsanız size soruyorum. Bakın evet. Songül Hanım'ın bize anlattığını size söylüyorum. Siz de bunu dinleyin. Çok iyi bir şekilde dinleyin. Songül Hanım'ın annesinden anlatılanı söylüyorum. Birinci eşinden ayrılma sebebini Songül Hanım şu şekilde anlattı. Dinle beni. Ben seni dinledim, sen beni dinle. Çok önemli olur mu? Boşanma sebebini dinlemek durumunda yeni eş. Boşanmış, resmiyette boşanmış ve babalarıyla evli. Hem resmiyette. O zaman yalan söylemeyecek. Bakın yalan söylemeyecek. Bize anlatmış olduğu kelimeyi size söylüyorum. Bak bizi ilgilendiriyor demiyorum. Bizi ilgilendiriyor bize demiyoruz. Bize anlatılan bir şey var. Anlatılanı dinle. Siz de buna katılıyor musunuz? Katılmıyorsanız söyleyin. Songül Hanım'ın ve annesinin anlatmış olduğu şu. Bunun ilk eşine Songül Hanım ve annesi Gil ilk eşine demirci atölyesi, bir tane metal atölyesi kuruyor. Bunu Songül Hanım ve annesi yapıyor. Ve Songül Hanım'ın anlattığına göre bize şöyle bir şey söylüyorlar. İlk eşi Songül Hanım'ın kızını dövmüş. Ve sokağa atmış, Songül Hanım'ı aldatmış, kumar oynamış, alkol kullanıyormuş ve kumar oynadığı şekilde iş yerini de bu şekilde batırmış. Songül Hanım bundan dolayı o eşten ayrılmış. Size anlatılan bu. Bir de ikincisi var. Gerçeği ne? Bir de ikincisi var. Bir de ikincisi var. Bunun Songül Hanım'ın yuvasını kardeşleri ve Ebru, babamla Songül'ü tanıştıran Ebru yıkmış. Ve ondan dolayı şu anda Songül Hanım toplam 4 kişi, 4 kardeşi var Songül Hanım'ın.
dört kardeş birbirine konuşmuyor. Ve Songül Hanım'ın yuvasını yıkan Ebru Hanım, Songül Hanım'ın yuvasını yıkmış. İşte babamı tanıştıran nikah ve diğer kardeşler. Buçuktu. Nikah günü de Ebru'yu kesinlikle istemedi. Bunu istemiyoruz, bunu istemiyoruz, bunu evet. istemiyoruz. Ebru Hanım'ı kesinlikle istemedi ama Ebru Hanım orada oldu. Nikah günü orada oldu. Daha sonra da Ebru evine gelmek istedi. Ebru'yu evine getirtirmedi. Size ve Ebru'yu bize hep kötüledi. Size anlatılan iki hikaye vardı. Evet. Aynen. Peki gerçek neymiş? Gerçek biz araştırdığımız kadarıyla yavaş yavaş çıkacak bunlar. Gerçek aldatan da farklı, aldanan da farklı. Ben ilk eşin buraya bağlanarak neden ayrıldığını, kumar oynuyor muydu, alkol içiyor muydu, ilk eş kendi öz kızını dövüp sokağa attı mı bunu soruyorum. Siz de buna cevap verin. İlk eş kızını dövüp sokağa attı mı? Böyle bir şey oldu mu? Buna cevap verin. Hanımefendi Ebru Hanım size kimdir? Soruyor. Yani anladığım kadarıyla siz... Songül'ü tanıyorsunuz, ilk evliliğini, ailesini. Evet, hepsini evet. biliyorum. Bu soruya bir cevap verin. Yani iki ayrı hikaye anlatılmış ama gerçek hikaye o değil diyorlar. Sizin şu andaki konunuz, pardon çok özür diliyorum. Sizin şu andaki konunuz Songül ilk eşinden neden ayrıldı? Hayır, bu değil. Bu. Bu değil. Programın baştan sona izle bize yaptığı aşağılamalar ve baştan sona izle babamla aramız. O zaman bak, hanımefendi, hanımefendi kimsin bilmem ama ben sana şunu soracağım. Songül Hanım gelerek babamın her zaman için bak babamı bize öyle bir kötüledi ki sizin annesi de aradı beni. Burada ağız alınmayacak kelimeler bize. Var söyleyeyim mi? Ağız alınmayacak gibisin söyleme ama... Ağır hakaret mi? Ne? Hayır, babama, cinsel içerikli şeyler. Babamın cinsel içerikli olaylarını köyde de dahil olmak üzere bize de kaç defa konuştu. Bunu herkes size şahit. Yazık. Bunlar da bağlanacak. Biz size yazık. Gelmedik buraya. Sen Songül Hanım'ın neden boşandığını anlatır mısın bize? Çok tanıyorsun ya. Beyefendi. Bakın. Boşanmış ve evlenmiş. Neden ayrıldığını soruyorum. Ya laf canlasını yapma. Yapma bizim sorumuza cevap ver. Ruziye Hanım, Songül Hanım'ın annesi. Kardeş ben, benim evet, yanımda. Hiçbir şey şekilde problem olmadan evet. boşandılar. Hanımefendi şunu söylemeye çalışıyorlar. Evet. Bize yalan söylendi. Yalan söylenmeseydi iyiydi. Babama yalan söyleyerek yani boşanma evet. sebebini, gerçek sebebi tamam, sakladı çıktı. Deniyor. Bu da neden söyleniyor burada? Arada yaş farkı da var. Yarın bir gün babamız da aynı şekilde aldatılır mı demek istiyorlar yani açıkçası. Evet, babalarının aldatılmasında değil mevzu. Ben şunu söyleyivereyim. Mehmet Koyunlu bana şunu söyledi. Ben şunu duydum. Ben öldükten sonra benim maaşım ve oturduğum daire haricinde Songül Hanım'a asla ve asla hiçbir şey kalmayacak. Ben asla ve asla vermem. Ve ben dedim ki Songül Hanım'a. Sen çok saçma bir evlilik yaptın. Ben şahsım adıma söylüyorum. Yalanlarla yapılan bana bir evlilik. Bana bu şekilde söyleyen bir adama dedim. Ben kulaklarımla duydum Mehmet Bey'in söylediği kelimeyi. Benim çocuklarımın dedi. Vermem dedi. Bu adamı bu konuma, bu raddeye getirecek kadar ne yapmış ama bu olabilir? Bunu Songül Hanım'a sorar mısınız? Çünkü eğer öyle olsaydı çocukların üstüne yapardı. Kendi üstüne olduğu sürece yani Hasan Bey daha iyi izah edecektir. Öldüğü zaman miras kalacak. Bunda hiç kimse engelleyemez bunu. Peki siz olsaydınız bu anlaşmayı kabul etmez miydiniz? Yani tamam etmezdim. Vefatı halinde tamamını yani mal varlığının tamamının %25'i bana kalsın derdiniz. 1/4'ünü alırdım. Ama Songül Hanım ne yapmış? Ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle bir tane daire zaten miras dışına çıkartılıp kendisine bırakmış. Evet. Üstüne zaten vefat halinde maaş kendisine kalacak. Geri kalan mirasında otomatikmen 1/4 sahibi zaten mirasçı kalacak. Zaten. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Bir de ben şunu söyleyeyim. Hanımefendi bir saniye. Şimdi diyorlar ya eski evliliği sizi ilgilendirmez. Hayır, gayet ilgilendirir. Evet. Yeni bir birlikteliğe başlayan bir kişiye geçmiş hayatıyla ilgili olarak yanlış beyanda bulunduysa taraflardan bir tanesi bu bir boşanma sebebidir. Evet. Eski birliktelik zinayla bitmiş olabilir. Bu olay dışında genel manada konuşuyorum. Akıl hastalığı nedeniyle bitmiş olabilir. Cana kast veya da pek fena muamele gibi boşanma nedenleriyle bitmiş olabilir. Eğer yeni eş adayı bunları bilmiş olsaydı bu birlikteliğe başlamayacağı için
Bu eski birlikteliği bilmek zorunda. Avukat bu teknik bir şey. Bu hanımefendinin duygularıyla ilgili bir şey değil. Bu Yargıtay kararlarıyla ve kanuna sabit bir şey. Bilmek zorundadır. Veyahut da eski eş bütün açıklığıyla eski birlikteliğini anlatmak zorundadır. Anlatmasa bu tek başına boşanma sebebidir. Evet. Adam. Buyurun. Adam boşanmak istemiyor beyefendi. Ya ben hayır onu bu konu dışında diyorum. Sizi ilgilendirmez. O eski birlikteliği sizi alakadar etmez. Evlenmişler zaten diyorsunuz evet. Ya. Hayır evet. İlgilendirir. O tarafları muhakkak ilgilendirir. Yani hukuki zorundadır. Bir şeyden bahsediyor avukat bey. Eşi her şeyi biliyor. Eşi her şeyi bilemem, biliyor. Beyefendi ben hani siz Songül Hanım'ın çok yakını bir kişisiniz herhalde anladığım kadarıyla. Evet. Öz kızıyla neden görüşmüyor? Çünkü öz kızı yani o da bir enteres. Hadi bu buradakiler ve çocuk ama oradaki öz kızı onunla da görüşmüyor. Öz kızıyla görüşmeyen gerek ünlüler dünyasında gerek siyaset dünyasında gerekse. Ne alakası var Songül Hanım ünlü mü siyasi mi? Çok güzel laf cambazlığı yapıyorsunuz. Yok evet. Yapamıyor. Seni tebrik ediyorum. Yani. Teşekkür ederim. Battınız. Alkışlıyorum. Yani biz onları da zaten mesela yeri geliyor. Arkadaş ortamında olsun, sosyal ortamlarda konuşuyoruz. Evet. Ya evet, bir insan nasıl konuşuluyor. Evlatla görüşmez diye. Onu burada da öyle konuşuyoruz. Şey, baba ve oğlun arasında olan bir şey. Görüşmüyorlar. Hayır değil. Baba ile oğul arasında neden görüşmüyorlar? Değil. Görüştürmüyor olabilirler. Annenin boşanma sebebi yüzünden görüştürmüyor olabilirler mi? Bunu da öğrenmek istiyorlar. Bunu da öğrenmek istiyoruz. Kızını bu Ruziye diye bahsettiğiniz kadınla Songül Hanım evlendirdi. Kimi? Kimin kızını? Kimin? Ruziye Hanım'ı, torun da Ruziye, Songül Hanım'ın kızını Songül Hanım ve annesi evlendirdi. Sakat annesi evlendirdi tek başına. Boşanmış olduğu eşi düğünde dahi yoktu. Tamam bunu babası bizzat telefona bağlanıp söylesin. Ruziye Hanım o kızı evlendirdiyse babası da biliyordur bunu. Evet evlendirdi. İspatlarınızı ve delillerinizi sunarsınız. Çok sorun değil biz buradayız. Neden buradayız? Gerçeklerin peşindeyiz. Gerçekler çıkacak. Söylüyorum. Ruziye Hanım'ın düğününde ben de vardım. Ben de söylüyorum. Evet. Şu anda. İyi, tamam. Şimdi bakın. Annesi evlendirdi. Hanımefendi siz tabii arkadaşısınız. Belki oturup konuştunuz. O da onun söylemek istediklerini siz söylüyorsunuz. Burada boşanma sebebiyle ilgili. Siz Serap Hanım neden bu şekilde bir kanaata vardınız? Çok pardon. Çok şimdi söyleyeceğim. Devamını dinlerseniz. Arkadaşı olduğu konusundaki kanaatim mi? Başka hayır, kanaate varan var mı? Hayır, söylemek istediklerini öyle, diye. Ben gayet kendi söylemek istediklerimi söylüyorum. Siz çünkü bir tek düğünde vardınız. Bütün bu detayları nereden, ne kadar biliyorsunuz? Bir ben de, ailenin bir de, içinden birisiyim. İşte tamam. Yani o hanımefendi, evet. Bakın sizin bu çocuklara, bu kadar gençlere ya da işte Özlem'le Özgür'e bu kadar düşman olmanız için bir sebep yok. Ne yaptık? Çok düşmanca konuşuyorsunuz. Ben düşman asla değilim. Çok... Asla. Bakın asla, bu kaydı. Şöyle bir hanımefendi şey benim lafımı kesmeyin lütfen. Bence siz bu programdan sonra tekrar baştan kaydı bir dinleyin. Ses tonunuza, üslubunuza, yaklaşımınıza bir bakın. Ne kadar düşmanca hisler beslediğinizi, ne kadar kinle konuştuğunuzu o zaman daha iyi anlayacaksınız. Ben bunun sebebini anlamaya çalışıyorum. Bir, iki. Diyorlar ki boşanma gerekçesini iki farklı gerekçe söylediler. Gerçek o değil diyorlar. Bunun yanı sıra Songül demek ki size yalan söylemiyor. O da çünkü arkadaşı öyle diyor. Ama Songül dün böyle çıktı dedi ki ben ikizlere hamileyim dedi. Biliyor musunuz yalanmış. Ya, öyle bir şey yokmuş. Evet. Şimdi buradan yalanlar ne sonuç çıkıyor. Çıkarmalıyız hanımefendi? Songül ikizlere falan hamile değil. Bunu bile bir yalan mevzu yapan, bunu bile evet. Özgür'le Özlem'e karşı bir nispet meselesi yapan bir kadından... Ne beklemeliyiz biz sizce? Şöyle söyleyeyim Serap Hanım. Neden iki yıl bu şekilde aralarındaki ilişki şu bu şekilde düzgünce... İkizlere gelirken... cevap verin siz. Yani böyle bir yalanı insan niye söyler? Karşı tarafın yapmış olduğu beyanlara esas olarak sinirinden ve nispet... Sinirden insan ikiz bekliyorum demez yahu. Yani çocuk kullanılmaz yani. Sinirden yani başka bir şey söylenir. Sizi sevmiyorum diyebilir. Sizi hiçbir zaman kabullenmedim. Siz beni sevmediniz, ben de sizi çok sevmedim. Çok kabullendi. Ama maalesef. İkiz bekliyorum biz diye böyle cümle alime duyurur gibi bir nispet yapan bir kadından sizce biz ne tür yalanlar beklemeliyiz ya da beklemeli miyiz? Evet. Daha yani, yalanları var. Daha çok yalanı var. Daha konuşacağız. Daha yalanları tek var. Tek taraflı, karşılıklı bu şekilde
ithamlarda bakın, bizim bulunmuş. İtham değil hanımefendi. Yalan. Bunu arkadaşınız dün yayına bağlandı. Evet. İlk cümlesi de bu oldu. Evet. Ben size bunu soruyorum. Siz bir kadın olarak, siz olsanız, bunu yapar mıydınız bir? Yapardım. Ha, o zaman siz tamam aynı kafadansınız. Evet, aynen aynı kafadansınız. Aynadım. O zaman teşekkür ediyorum size. Çünkü böyle bir nispet konusu olamaz. Yani telefona bağlanıp 45 yaşındaki kadın burada 40 ve 43 yaşındaki kocasının çocuklarına ha hayt ben hamileyim ikiz bekliyorum diye böyle bir nispet çok ucuz, çok basit ve son derece yalan bir beyan. Bu da bize az çok fikir sahibi yapıyor. Demek tabii. ki geçmiş dönemde de yani Mehmet Bey manipülasyona maruz kalmış. Zaten bizim buradaki amacımız bu eşini kaybeden Mehmet Bey'in bu duygusal ve psikolojik süreçte bu hanımefendinin manipülasyonlara maruz kalıp da kandırılıp kandırılmadığına bakıyoruz biz. Evet. Araştırdığımız nokta bu. Bir de Hasan Bey. Ve eski evliliğiyle ilgili olarak o büyük yalanı söyledikten sonra ben manipülasyona maruz kaldığını ve kandırıldığını düşünüyorum bu aşamadan sonra. Ve size şunu belki çocuklarla daha da önemli bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz dün Songül Hanım bu işte ikiz bekliyorum balonunu attıktan sonra Mehmet Bey'e sorduğumda o da yalanlamadı. O da onun yalanını sürdürdü. Ve sonradan biz onu öğreniyoruz ki aslında böyle bir şey yok. Ama yani Mehmet Bey'i bu konuda bile manipüle edip koskoca 68 yaşında adama yalan söyletebiliyor. O zaman biz nasıl iyi olduğunu düşünebiliriz? İyi niyetli, tabii. dürüst olduğunu düşünebiliriz evet, yani. Evet biz de tam onun için geldik buraya. Evet Özgür. Evet. Ben babama şunu söylüyorum. Babacığım oradan arabana bin. Atla gel buraya, şuraya yanıma otur. Burada birlikte Songül Hanım sana ne anlattı bizim hakkımızda? Kameraların karşısına bak burada insanlar. Gerçekleri çıkartalım. Gel baba bizim hakkımızda ne anlattı? Gel burada elini öpeceğim, bayramını kutlayacağım babam. Düşsen gene ben elinden tutacağım. Gel buraya. Songül gelemeyecek bunu biliyorum ama sen oradan arabana bin. Buraya gel babacığım. Ne olur gel babam. Şu anda bayramını bir haberim... bak kutlayamadım. Ellerini öpüyorum, gel burada da elini öpeceğim ama gerçekleri birlikte çıkaralım babam. Şu Şöyle anda bir haberim daha var size. Hanımefendi konuşurken babanızın da Songül Hanım'ın da telefonu çalıyordu. Ama ne zaman ki ben bu ikizlerin bomba olduğunu, yalan olduğunu, balon olduğunu söyledim, her ikisi de telefonunu kapatmışlar efendim. Hadi bakalım. Yapacaklar o. Yani ama yapmayın ya. Yani artık bizi de bu kadar aklınızla dalga geçmeyin. Bunun öğrenilecek yolları var. Bunu öğreneceğimizi biliyorsunuz. 45 yaşında kadın burada neredeyse yaşıtı yerindeki kocasının kızına böyle ben ikiz bekliyorum falan. Teknik olarak da tıbbi olarak da çok zor bir şey olduğunu hocam söylemişti. Hani mucize midir bilmem ne midir dedik ama değil. Ama koskoca 68 yaşındaki adamı da bu yalanına ortak etme. Mehmet Bey de çıktığında bize desin ki kardeşim dürüstçe ya hanım öyle bir şey attı ortaya ama aslı yok Serap Hanım desin yani. Evet, çok şükür var evet ama ikizlere bakmak zor olacak, çok masraflı olacaklar, evden çıkması lazım ki yani bunlar hoş değil. Ama bunlar mahkemede delil olarak herhalde kullanılacak da şeyler, sizin lehinize olacak şeyler. Şimdi bir yeğen vardı, bağlamıyor muyuz, vaktimiz mi yok arkadaşlar? Pekala, bence güzeldi, bu kısmı çok güzeldi. Çünkü dün de biliyorsunuz. Songül Hanım Özgür'le alakalı ablasının kızıyla ilgili bir istismardan bahsetti. Fakat hiç kılını kıpırdatmamış. Kendisi de oradaymış sözde. Ama kız çıktı dedi ki asla böyle bir şey yok. Yani yalan çok kötü bir şeydir. Neden biliyor musunuz? Yalan söyleyen insan bir de unutkan olmamalı. Bir de söylediği yalanın bir dayanağı olmalı. Sizin elinizde patladıkça siz batarsınız. Yalan üstüne yalan, güven de kaybolur. Demek ki bundan önce söylediği de yalandı dersiniz. Bundan sonra söyleyecekleri de yalandı dersiniz. Bunlar hoş değil ama 68 yaşındaki Mehmet Bey ne olur. Sen bu yalanlara alet olma kardeşim. Sen de kendi kişiliğini, kimliğini koy ortaya. Ben diyemem ki boşan, bırak o kadın servet. Ben, o benim iddiam olamaz zaten. Ama sen de uyanık ol derim. Bunu da derim yani. Peki efendim, Damla Demir'e geçelim mi? Damla Demir'le alakalı bugün yine... Uzun uzun konuşacağız. Biliyorsunuz şüpheli bir kayıp ama bir cinayetle de bağlantısı olabilir mi? Daha doğrusu şüpheli bir ölümle bağlantısı olabilir mi? Araştırıyoruz.
İzmirli Damla, ablasının kıskançlık kurbanı mı? Kocalarını bu kaybetti. Başka kimse yok. Kızı kayboldu. Büyük kuzuna katil sensin diyor. Katil sensin katil. Çocuğumun katili. Herkes onu, o üvey annesini suçluyor. Bir tencere yemek yapmıyordu kadın. Annesi kayıp kızını saklıyor mu? Kafam hala çocuğumda benim. Kayıp Damla'nın esrarengiz sevgilisi kim? Bir bilgin varsa söyle. Kızın konuştuğu erkeğin ismi lazım bize. Söylüyorum zaten fazlasıyla. Oklar onu hedef gösteriyor. Sanki sevgili gibilerdi. Damla öldürüldü mü, rehin mi tutuluyor? Ne olursunuz çocuğumu bana geri getirin. Şimdi. Tutuklama kararı verildi. Tutuklandı efendim. Neden işlediniz cinayeti? Para yüzünden. Şu anda katil zanlısı olarak tutuklandılar. Hemen şu paravanın arkasında polis memurları bekliyor. Bu kişiler gün yüzü görmesinler diyor. Allah'ını seversen dövme bir daha. 84 milyonun önünde ben yemin ederim ona. En yakınından birisi gözaltına alındı. Bakın telefonu. Allah bizi daima iyilerle karşılaştırsın. Efendim, neredeyse 3 yıla yaklaşıyor Damla kaybolalı. Baba Seyit ve anne Güldane'nin kızları olmadan geçirdikleri neredeyse 6. bayram bu. Ama hala kızlarından hiçbir haber yok. Özlem burada yine Damla'nın amcasının eski eşi. Size de iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar. Biliyorum siz de eksiksiniz, siz evet. De yarımsınız. Dediğim gibi 6. bayramları bu. Ya da 5. 6. bayram. 6. bayram, evet. Peki beş. Efendim. Şimdi öncelikle bir röportajım var. Damla'nın bir akrabasının röportajı bu. Onu bir ekrana getirelim. Bugün bize kim konuştu biliyor musunuz efendim? Onun da röportajını yayınlayacağım. Bu ormanlık alanda cesedi bulunan, kaybolduktan 3 gün sonra cesedi bulunan Ayhan Özkulluk. Hani Damla'nın da telefonu onun yanında bulunmuştu. Bu Ayhan Özkulluk'un annesi bize konuştu. Biz dedik ki bugüne kadar neden bu adamla ilgili kimse konuşmuyor? Evet. Yani kimse bu adamın ölümünü şüpheli bulup da benim işte yakınım ortaya çıksın ölüm sebebi gibi konuşmuyor. Eski eşi de sadece geriden bilgi verdi bize. Ama annesi konuştu. Birazdan onun röportajını da yayınlayacağım. Damla arkadaş kurbanı mı? O konuşacak, sırlar ortaya çıkacak. Gözümle de şahitim. Ayça arabalara binip erkekleri dolandırıyor. Annesi nasıl baktığını, babası nasıl baktığını biliyoruz. Yemedi, yedirdi. Babasına dilenci diyorlar. Babası dilenci değil. Ben de sergi seriyorum. Ayıp değil. Babasına dilenci deyip de suçlayan kendisi daha büyük bir işler yapıyorlardı. Damla dileniyor olabilir mi? Hayır, hayır. Anne emekli. Baba emekli neden dilensin? Gözümle de şahitim. Ağaçan mıdır nedir? Arabalara eğiliyor binip gidiyorlardı. İndiler. Başkasının bir arabasına binmeye. Onu bunu kandırıp gidiyorlardı. Ayça'nın ailesi hırsız. Altın çalmak. Ondan sonra her şeyi onlardan. Madde içiyorlar. Çocuğu maddeyi içirip de mi götürdüler? Damla'nın aklına girdi bunlar. Damla'nın aklına girdi bunlar. Damla yapacak bir kız değildi. Damla'nın başına bir şey getirmiş olabilir mi? Evet getirmiş olabilirdi. Telefon neden orada? Kızı kendi yok. Telefonu oraya bırakıp acaba götürdüler mi? Cenaze var diye kızı sakladılar mı? Acaba başka bir yere götürüp... Hani bunlar yaparlar. Bunlar yaparlar. Ağaçan'ın çevresine geldim. Arkadaş kurbanı Damla. Arkadaş kurbanı Damla.
başkasını suçlayamayız. Bunların yüzünden. Damla da bir yere, Damla bir yerdeyse yine bunların yüzünde. Hiç anne babanın suçu yok bunda. Anne baba çırpınıyor 3 senedir. Arkadaş kurbanı dedi. Bu arada Özlem, efendim? Sen uzun yıllar bu ailenin içindeydin. Evet. Aslında boşandıktan sonra da çok nikahlı kopmadın. Olmadın, nikahsız evliliğin. Ay neyse ya, kopmadın. Tabii. Ama aileden, evet, de kopmadın. Evet, hepsini tanıyorum, çok iyi sen tanıyorum. Sen Ayça'yı tanır mısın Özlem? Ayça'yı ben hiç tanımıyorum. Yani hiç görmedin Damla'nın yanında. Görmedim, hiç görmedim. Şimdi Damla'nın yalan söylemeye sence gerek yok. Başka en yakın arkadaşı kimdi? Hep çünkü Ayça üzerinde duruluyor. Yağmur, bir de Ayla. Ablası yani. Evet. İki abla. Biri... Evet. Baba bir anne ayrı olan, evet. Ayla, diğeri de Yağmur. Evet. Sence Yağmur bir şeyler biliyor ve saklıyor olabilir mi? Seyit Bey, Güldane Hanım. Hayır efendim, ben çocuklarımın hiçbirinde şüphelenmiyorum. Ama Ayla'dan şüpheleniyorsun. Bak şöyle şüpheleniyorum. Ben diyorum ki ne? Kızım diyorum, senin kocanla benim gelinim arasında bir sır var. Bir bebek doğmuş. Ben bu adamın her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Düşünüyorum. Yani bu çocuğumu da belki bunlar yok etmiş olabilir. Şimdi buna şunu da ekleyebiliriz. Hani Damla demiş ya, ben ablamın yüzüne nasıl bakacağım? Nasıl bakarım? Nasıl yaparım ablama ben bunu? Ben ablama nasıl yaparım, nasıl yaşarım bununla demiş. Bundan önce de Ayla'nın eşi yengesiyle bir birliktelik yaşamış ve bu birliktelikten gayrimeşru bir çocuk doğmuş. Bakın bu kadar yakınlar birbirlerine. Bunun üstüne de Damla diyor ki, ben ablamın yüzüne nasıl bakarım, ben bununla nasıl yaşarım? Üstüne de cezaevinden bu şahıs, yani bu yengesiyle birlikte olup da bir çocuğu olan bu şahıs, evet. Ayla'ya, eşine bir mektup yazıyor, diyor ki gel görüşmemiz lazım Damla ile alakalı diyor. Şimdi üçünü yan yana getirdiğimizde, evet, orada bir sıkıntılı süreç var ve bu süreci aydınlatacak olan da yine Yağmur ve Ayla'dır diye düşünüyorum. Engin, ifadesi alınsa Engin'in cezaevinde. Şimdi Engin için zaten bir cezaevi ziyareti, evet, olacak, evet, evet. Ama seyircilerimize şunu bir anlatayım. Şimdi Damla'nın baba bir, anne ayrı, anne, evet, baba bir, anne ayrı, biliyorsunuz bir ablası var Ayla, hep canlı yayına katılan. Ayla'nın kocası Engin, Damla'nın abisi, evet, ve Ayla'nın da abisinin eşiyle bir beraberlik yaşıyor. Ve bundan bir çocuğu oluyor. Evet. Bunu Damla biliyor ama o sırada daha henüz Ayla bilmiyor bunu. Pek kimse de bilmiyor aslında. Ayla birkaç gün sonra bunu ablasına söylemeyi planlıyor. Bunu etraftan sonradan duyuyor abla Ayla. Ama söyleyemeden de kayboluyor. Ayla biliyordu mevzuyu, ilk ben söyledim. Hissederek söyledim. Bilmiyorum, bize yansıyan buydu. Ayla'ya sorabilirsiniz, ben yalan söylemiyorum. Sorarız. Tabii. Şöyle bir şey daha oluyor. Yine iddialar şu ki, Damla sürekli ben bunu ablama nasıl yaparım diye bir cümle kuruyor. Şimdi Ayla, Ayla'ya ne yapamazdı? Yani neyi ben bunu ablama nasıl yaparım? Acaba Engin tıpkı karısının yengesiyle olduğu gibi Damla'ya da farklı bir gözle bakmış olabilir mi? Engin onu yapmaz, tahmin etmiyorum. Ben Engin'i de çok iyi ama tanıyorum. Ama canım, kayınbiraderinin karısıyla beraber oldu, çocuk yaptı. Bazı Aylan, şeyler bazı insanların ya, karakteri hakkında Serap ipucu verir. Bunlar oturuyorlar sabaha kadar yasaklı madde kullanıyorlar. Evet. Şimdi her şeyi işte yapabilirsiniz. Yani kayınbiraderin eşiyle bunu yaşayan adam yani baldızına da bu şekilde yaklaşamaz, evet, mı? Pardon yani, ben her kayınbiraderinin yani eşinin baldızdan ne farkı var ya? Yengesi yani, karının yengesi. Bir şey söyleyebilir miyim? Ayla'nın o dönemde başka sevgilileri de vardı. Onlar da biri de olabilir. Yani direkt Engin'e yükleniyorsunuz ama Engin katil ben olacak bir tip değil. Ben ablamın yüzüne nasıl bakarımı biz nasıl açıklayacağız? Ben nasıl söylerim? Ablamın yüzüne nasıl bakarım? Acaba Damla hamile miydi? Üstüne de bu şahıs cezaevinden mektup yazıyor ve Damla konusuyla ilgili gel görüşmemiz lazım diyor. Bu arada Damla Serap kayıp. Serap Hanım şimdi bu Damla da hamile olabilir mi acaba? İşte Damla kayıp bu arada. Damla şu anda onların ilişkisinin ne olduğunu biliyormuş herhalde. Onda mı kaldırıldı çocuk, yok oldu, onu da bilemiyoruz. Ama önce ben söyledim diyor Özlem. İlk evet ben yani bunu, Damla kaybolmadan işte önce mi söyledin, evet, sen kimse bunu bilmiyordu. Ben baktım, kadında hissettim, çocuğa da baktım. Aynı Engin'e benziyor. Ayla'ya ben oğlumun evinde, gelinim de vardı. Yağmur da vardı, ben söyledim. Hatta Ayla Yağmur'u kıskanıyordu kocasında. Hayır dedim, Ayla dedim, yanlış adrestesin dedim.
Öbür şahısla beraberdim, yengesinle beraber dedim. Onda çocukları var deyince Ayla çok geçirdi. İlk olayı söyleyen benim, hissederek, bakarak, gözlemleyerek çözen benim. Ayla'ya da sorabilirsiniz. Hep benim kızlarımı kıskanmıştır bu Ayla. Evet. Engin'de de olsun, Burak Altınkaya'da da olsun. Neden kıskandı bilemiyorum. Ama Yağmur'u diyor, Yağmur'u, Damla'yı değil diyor. Ama niye? Hayır, kıskanç insan her yerde kıskançtı. Damla da işte onların ilişkisinin olduğunu Damla'yı bilince... Damla'yı Ayla kıskanmadı. O zaman ben benim kocam da bilemeyiz. Aylalarda kalırdı değil mi Damla? Tabii, çok tabii. Çok sık kalır tabii mıydı ki, orada? Tabii. Engin de hiç evden çıkmıyormuş i̇şte evden o dönem. Onu özellikle sordum. Damla o dönem yok evden olunca Engin çıkmıyormuş zaten. Araması varmış. O ev, bu ev senin sık geziyor. Yok hayır Ayla dedi ki kalırmış. Damla bizde kalmadı. Yağmur çok kaldı orada. Damla kalmadı pek. Canım o annesi gidiyordu, söylüyor bunu ya. Sen annesi söylüyor. Gece kalıyor muydu? Kalıyordu. Çünkü bunun ufak çocukları vardı. Benim çocuklarım ablası diye kalıyordu. Hatta bana dediler ki bu olay için kızının dedi eli var meli var. Ben dedim ya kardeş kardeşe bunu nasıl yapar? Halen inanıyorsam şu bayram günü Allah benim burada çıkarmasın. Ama ben Engin diyorum, o Burak Altınkaya deyince kızım beni suçluyor. Ya ben niye beni suçluyor? Ben diyorum ki ne? Seni seven bir adam, seni isteyen bir adam, senin abinin karısıyla ilişkiye girip de bir çocuk piyasaya getiriyor. Sen daha bunun neyini savunuyorsun? Abicim bu biriktirdik, bir intikam yüzüne oldu. Bana doğruları söylettirmiyorsunuz. Burası gerçeğin peşinde değil mi? Ben doğruları konuşuyorum. Bu ilişki intikam için oldu. Ben de bildiğim var ki konuşuyorum. Ne kimin intikamı var? Abicim yıllar önce de bir sürü şey oldu. Geldim söyledim sana. Siz hep kapatıyorsunuz. Ne söyledim bana anlattın. Hep bilelim. Kapatıyorlar bunlar. Çocuklar istismar oluyor. Ufacık çocuklara, kızlarına bunlar kapatıyor ailece. Yüzüne söylüyorum. Neyi kapatıyorlar gittim, ya? Gittim söyledim. Açmak istemem abi konuları. Ya çağırdınız neymiş neymiş. Vedat da şahit. Ben çoluğumu çocuğumu arıyorum. Vedat da şahit. Geliyor, daha önce bunun kızının ismar oldu. Gözümüzle gördük. Kime, Damla'ya mı? Hayır, başka kızın oldu. İlk eşimle beraber gördüm. Gözümle gördüm. Bir çocuk söyledi bize. Gittim gözümle gördüm ya. Gittim bunun annesine söyledim. Buna söyledim. Yok öyle bir şey olmaz. Hepsi üstüme geldi benim. Bunlar öyle. Ne kim geldi? Kim geldi sen üstüne? Kim? Hepiniz geldiniz. Karınla Emine'yle sen geldin. Rahmetli oldu gitti. Ben yalan doğru, söylemiyorum. Doğru. Bak, her şeyi söylemek istemiyorum burada. Ama bir söz hakkı ver bize de. Tamam veriyorum. Benim bu Ayla'm küçükken bu ona çok iyi bakıyordu. Devamlı gelip gidiyordu. Bu kayboldu bir ara. Evet. Ayla. Evet efendim. Beni şikayet ettir, karakola çektirdi. Ama bak sözü anlatayım canım. Gerçekleri anlatamam burada. Ben kimde uyuz olurum? Senin yanında. Ben çocuğumu sabahlara kadar aradım. Gezmedim karakol gel. Nasıl bunu aradım? Onu da aradım. Kimle çıktı kızın? Ya kimle çıktı? Söyle bacısınla. Bacısınla çıktı. Sultan Evran, Hasan Evran da çıktı. Halasının yanında. Evet, halası kaçırıyor kızı. Beni karakola çektiriyorlar. Bu adalet midir? Bunlar böyle yapıyorlar. Adres şaşırtıyorlar. Adres sen şaşırıyorsun. Abi. Ben şaşırmıyorum. Ben doğruyu söylüyorum. Ben senin yanında gördüm. Bacımın yanında gördüm. Ben bana geldi sordu. Kardeşim, er oldu çocuğuna. Sen bir hiç beni bilgi konuşturmuyorsun. Bilgi verdim. Karakola çektirdiler. Bacım kim beni ya? Bacım önce neydi? Evladım gelir benim. Evladım. Bacınla beraberdi. Sultan'la ama bağlansı. Ama ben bilmiyorum onun olduğunu. Hasan'la, Evran'la. Fikret de yaşıyordu bunun bacısı. Hasan da senin yanında kalıyormuş işte. Onun için şüphelenmiş senden. Yoksa özellikle senden şüphelenmiş. Ama ben zaten isim veren benim. Ama bacısını da götürüyor. Eniştesi götürüyor. Özlem kaçırdı oluyor. Yaşı kızın küçüktü. Gittim karakollara ifade verdim. Şimdi tamam. Bu benim suçum. Her şeyde benim Engin, suçum diyorlar. Engin karısının abisinin eşinden bir çocuk dünyaya getirmiş. Evet. Ama Ayla ne yapmış? O da gitmiş kocasının halasının oğluyla beraberlik evet, yaşamaya başlamış. İntikam işte bunlar hep intikam olarak bu şekilde. Yani evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Oluyor intikam için yani, yapıyorlar. Ya intikam için böyle şey insan gururuna yediremez evet. Böyle bir şeyi. Damla bir çok gururlu olarak. Bir kızdı çok iyi tanıyorum. Şu an Damla yaşıyorsa bile çıkmıyor. Bunların bu konuşmaları yüzüne çıkmıyor. Ablası diyor şunun oldu, bunun oldu, onun oldu diyor. Ben olsam ben de çıkmam ya. İyi de bunlar burada 3 haftadır burada. 3 senedir niye çıkmıyor daha o zaman? Daha önce de bu konular dönüyordu sürekli. Bunlar öyle ne olursa psikolojik olsun, baskı yapıyorlar çocuklara. Artık çıkardı yani. Peki biliyorsunuz ki bir ceset bulundu. Ayla Damla kaybolduktan 3 gün sonra. Zaten babanın da öyle haberi oldu. Zaten Damla yoktu 3 gündür. Bornova karakolundan aradılar, jandarmadan gitti. Kendi üzerine olan, çünkü Damla biliyorsunuz reşit değildi. Telefonun bu cesedin yanında bulunduğu ortaya çıktı. Ceset bulundu, telefon bulundu ama Damla bulunamadı. Şimdi biz de dedik ki bu cesedi bulunan Ayhan Özkulluk kimdir? Annesiyle bir röportaj yapalım dedik. Çünkü kimse ortaya çıkmıyor onunla alakalı. Anne de bu Ayhan'la ilgili iyi şeyler söylemiyor açıkçası. O yüzden
İyice bir kuşkulanmaya başladık biz. Bir izleyelim mi annenin röportajını? Dinleyelim ama ben tanımıyorum bile. Aynı gün oğlu öldü, Damla kayboldu. Ölüsünü dirisini gelin getir çıkartın meydana. Ölü şalgamcının annesi ilk kez konuştu. Evlendiğinden gelip beni evlatlarım istemediler. Ben de onları evlatlıktan rahat ettim. Zaten ben ona dedim benim evime hiç gelme. Kalp krizinden ölmüş. Ne cenazesini gördüm, ne kendisini gördüm. Gitmedim ben. Gelin biliyorsa o zaman bulsun meydana çıkarsın. Ölüsünü dirisini gelin getir çıkarsın meydana. Oğlun senin Ayhan, şalgam mı satıyordun? Kargoda çalışıyor dediler. İzmir, Ankara arası dediler. Nasıl biriydi Ayhan? İçiyormuş. Dolmuşta çalışıyordu. Orada bir manavcı bir kadın vardı. Dedi ki senin oğlan dedi benden dedi alışveriş yapıyor dedi. Senin oğlan içiyor dedi bana. Ne yaparsa yapsın babası var başında dedim babası. Yani Ayhan Özkulluğun arkasından pek gözyaşı döken, ağlayan olmamış. Anne evlat ilişkileri de iyi değil. Ve arkasında da o yüzden kimse düşünmüyor. Kardeşimizin ya da abimizin gerçek ölüm sebebi nedir? Bunun ortaya çıkmasını istiyoruz gibi bir kimsenin öyle bir arayışı yok. Yani bir tek biz bunu merak ediyor olabiliriz. Yani çünkü kurtulduk gibi konuşuyor annesi bile. Evet, biz neden merak ediyoruz ya da emniyet neden merak ediyor? Ben niye çok merak ediyorum değil mi işte? Neden? Çünkü orada Damla'nın telefonu bulundu. Evet. Yani Ayhan Özkulluğun gerçek ölüm sebebi ortaya çıkarsa Damla'ya da ulaşılacak. Ya da Damla'nı evet, ortaya evet, çıkarsa tabii. O kısmı tabii. Ortaya çıkacak. Birbirine bağlı iki evet. Olay bu. Ama bir türlü neticeye ulaşılamıyor. Ben bugün annenin de babanın da Damla'ya bir seslenmesini istiyorum. Yani biz burada konuşuyoruz bir sürü şey. Ama bence eğer hayattaysa ve izliyorsa sizlerden bir şey duymak isteyecektir. Güldane Hanım, bak arkadaşım işaret ediyor hangi kameraya. Damla sağsan ne olursun anneciğim, bayramlar hep kara geliyor bana, ne olursun çık. Ara numaramı biliyordun annem, yalvarırım sana. Kara dünyam benim 6 senedir yavrum, ne olur. Kurban olayım çocuğum, ne olursun. Gözyaşlarına boğuluyorum hep. Yastıklarımın dilin olsa da konuşsa Damla. Yalvarıyorum anneciğim ne olursun. Sağsan anne sağımdı ne olursun. Yalvarıyorum annem. Kurban olurum senin bastığın yere yavrum. Baba da bence evet baba da çok duygusal. Konuş Seyit Bey. Düşüne düşüne kafamı yedi. Dertlerimi kimselere anlatamadım kızım. Kurbanlar olurum sana. Bak benim halime. 5 bayram sessiz geçin. Allah rızası için görenler bilenler söylesin. Yavrum ne olursun ki? Kurban olurum sana kızım. Bayramlara gel yavrum. Babanı gör. Ananı gör. Perişan kardeşlerim. Allah rızası için söyle. Ben de seslenebilirim. Sen ne olursan ol benim evladımsın. Kime gidersen git. Sağsan çık. Seni tete deden varsa söyle. Herhangi bir yerdeysen çık gel yavrum. Ne olur. Allah rızası için. Bilenler, görenler, duyanlar emniyetimize, karakollarımıza bu yayınlara bir ricada bulunuyorum. Ya, telefon etsinler ne olur. İhbar buyursunlar. Şimdi bu cesedi bulunan Allah rızası için. Ayhan Özkulluk'la alakalı yeni bilgi de geldi. O da şu, bu ceset bulunduktan sonra tabii ki Damla'nın telefonu da bulunup bu telefonun da genç bir kızın kullandığı ortaya çıkınca aşağı yukarı 2 aya yakın deniyor. Bilmiyorum artık gerçeklik payını ama kadavra köpekleriyle geniş bir alanda arama yapılıyor. Ama Damla'ya ait hiçbir ize rastlanmıyor. Bu arada Ayhan Özkulluğun cesedin kıyafetleri de atlet, pantolon, evet bir ayakta ayakkabı ve çorap ama diğer ayakta ayakkabı da yok, çorap da yok şeklinde
net bir bilgi bu artık. Bu şekilde bulunmuş. Çünkü daha önce sanki kıyafetleri üzerindeydi ve sadece çorabı yoktu. Sonra bir arkadaşı tamamen çıplak bulundu demişti. Bu bilgi nettir efendim. Atlet varmış üzerinde. Pantolonu var. Sol ayakta ayakkabı ve çorap var. Sağ ayakta yok. Niye yok yani? Çok yoksa da ayağında olsun. Yoksa da geniş bir alanda da hocam arama yapılmış. Yani daha uzak bir mesafede bir yerde diyelim ki orada başına bir şey geldi sürükleyerek dere yatağına götürdüler. Evet, evet. Bulunurdu yani. O mevsimde atletli olması da enteresan. Mutlaka üstünde delil teşkil edecek bir şeyler vardı ve alındı. Yani başka bu da ne? Onun yanında belki siz dediniz yani birileri Damla'ya bir şey yaparken dayanamayıp kalp krizi geçirdi ve o Damla'nın işte kanları diyebiliriz belki üstüne gelmişti. Aman belli olmasın diye aldılar. Bunu da sürükleyerek götürüp attılar dere yatağına. Yahut da başka bir yerde öldürüldü. Olay yerine taşındı. Bir şekilde oraya atıldı. Zaten öldüğünde de ayağında ayakkabı çorap yoktu. O şeyle de çorap ve ayakkabıyı giydirmek istemediler. Bir an önce o cesetten kurtulmak birisi istediler. Birisi peki... Yani o ölümün kalp krizi olduğunu düşünemediler. Bir şekilde darbeye bağlı, maddeye bağlı öldü ve kendilerini sorumlu tuttular. O zaman ne düşünebiliriz bu senaryoda? Damla'nın yanında başka biri daha vardı. O zaman birileri Damla'nın telefonunu mu koydu onun yanına bizzat? Bilerek mi koydu? Bilemem. Belki de düştü. Damla da oradaydı veyahut da Damla'nın telefonu onun yanındaydı. Bir şekilde ya düştü ya da bilerek oraya kondu. Yani eğer bu şekildeyse ikinci senaryoda yani bir kapalı bir yerde, bir konutta, bir evde öldü ve bir şekilde orada bulunanlar bu ölümden kendilerini sorumlu tuttu. Bu Damla da olabilir. Damla'nın yanındaki kişi de olabilir. O sırada ayakkabısı, çorabı ayağında değildi. O haliyle de bir şekilde arabaya bindirdiler. Uzak bir köşeye, ücra bir ormana götürdüler. Oraya bıraktılar ve uzaklaştılar. Yani bu ikinci senaryo. Evdeyse tabii yani kapalı bir yerde oluştuysa belki tamamen çıplakken bu kalp krizi meydana geldi. Ve giydirmeye çalıştılar. Tam beceremediler. İşte olduğu kadar deyip attılar. Bir de tabii ailenin söylediğine göre Damla eğer hayatta olsaydı o anda o cep telefonu muhakkak kendisinde olurdu diyorlar. Tabii. Yani cep telefonuna yapışık yaşayan bir kız. Ablam yani. Bakın kadavra köpekleri orada arama yaptılarsa yani orada bir gömülmüş olmuş olması durumunda da o kadavra köpekleri o bir şekilde rastlarlardı ve bulurlardı. Yani sanki o gelen arabayla Damla gitmiş gibi görünüyor. Efendim bir arkadaşı var biliyorsunuz canlı yayına da katıldı. Aslında her şeyi biliyor Muratcan. Muratcan çünkü aynı kafadalar. Evet siz söylüyorsunuz ama aynı kafada ve aynı ortamlarda bulundukları için de olayları da çok iyi biliyor. Kim ne yapıyordu, Ayça ne yapıyordu, efendim Damla ne yapıyordu o kadar iyi biliyor ki canlı yayına da katılmıştı. Biz Muratcan'dan bir de röportaj aldık. Şimdi onun söylediklerine de kulak verelim. Sonra yine biz bir aileye bağlanalım, abla aileye. Damla'nın yakın arkadaşından korkutan iddia. Babası da aynı Ayça'yı bizim evimize getiren Muratcan dedi. Ama Ayça onların kendisi akrabası yani. Hani ben nasıl getirebilirim, ben nasıl tanıştırabilirim onları? Hani o da dilenmeye gidiyordu diyor. Ben kimseyi ilgilendirmez, ben önceden gitmiş olabilirim veya gitmemiş olabilirim. Buraya Damla'yı bulmak için çıktılar. Ama insanların hayatını yargılıyorlar. Bence kızını arasın bulsun. İnsanların hayatını yargılamasın. İnsanların hayatını yargılamasın. Annesi gel eve kızım, gel eve kızım diyordu. Damla ama kimseyi dinlemiyordu. Gene gidiyordu, kaçıyordu. Ayça da birlikte gidiyordu. Herkesi araba durduruyorlardı. Hani yasaklı madde kullanıyordu. Ayhan Damla'yı kullandı. Bence bu olayda başka olaylar var. Hani Ayhan diye birisini tanımıyorum ben. Yasaklı madde sattığını biliyordum. Damla da onun yanına hani yasaklı madde kullanmaya gitmiştir diye tahmin ediyorum. Ayhan da onu kullanmak için oraya gitti diye tahmin ediyorum. Damla telefonunu bırakmazdı. Damla'nın başına ne gelmiş olabilir? Abla Damla'nın takıldığı çevre çok hani çoktu bayağı. İzmir'in bütün insanlarını tanıyordu. Ama o kız telefonunu hayatta bırakmazdı. O kız telefonu hayatıydı yani. Bence onun başına bir şey geldi. Kaçırdılar diye tahmin ediyorum. Çünkü telefonunu bırakmazdı. Şimdi Özlem sen bir yıl önce gördüğünü düşünüyorsun. %100 de emin değilsin. O yüzden soruyorum. Damla'nın da yaşadığını düşünüyorsun evet, ya. Evet yaşıyor Damla. Neden yaşadığını düşünüyorsun? Nerede o zaman?
Selim Erzacı demişti mi kendisini görmüş diye. O da bağlanmasını filan istedim. Hatta röportaj filan da vermiş. Ve ben gideceğim. Damla'yı da bulacağımı biliyorum. Yaşıyor Damla. Neden çıkmıyor ortaya? Çıkmıyor. Nasıl çıksın? Ailesinden sebep dedin dün. Ailesi ve bir sürü onun oldu, benim oldu. Beraber ilişkisi vardı. Bir genç kız. Damla erkek gibi bir kızdı. Çok erkek gibiydi. Ben düşünmüyorum. Hani iftiralar atıyor kıza gelmesin diye. Kim? Herkes bir şey söylüyor. Onunla oldu, bununla oldu. İki bacı birini sen sevdi, bilmem ne. Şu anda. Ben Damla için asla söylemedim öyle çok bir şey. Çok kişiyle beraber oldu. O yüzden gelmiyor diyor. Damla'ya öyle demedim. Adı çıktı dedim. Çok kişiyle. O yüzden ben Damla'nın hiç kimseyle beraber olduğunu ne duydum ne gördüm. Muratcan da diyor ki bütün İzmir tanır diyor yani. Ya tanıyabilir olur. Ama her konuştuğu insanla beraber olacak diye bir şey yok ki. Tabii ki yok ama onun bunun arabasına binen bir kızdan bahsediyoruz. Tabii. Yani hiç kimse de doğru düzgün bir insan, evet, aklı başında mantıklı bir insan 15-16 yaşında kızı arabasına almaz. Ya sadaka verecekse sadakasını verir, evet, ya da hiç vermez, devam eder yoluna. Eğer onu arabaya alan adamlar varsa onların da niyeti iyi değildir. Tabii, niyetinden tabii şüphe duyarız. Evet. İşte Ayhan yani 45-50 yaşında adam 16 yaşındaki kızla gündüz yemek yerken görülüyor. Bir şey söyleyeyim. Arkasından ormanda ne şekilde öldüğü belli değil ama tabii Damla'nın telefonu bulunuyor. Yani Ayhan'la bir görüşmeleri var. Bir ihtimal Ayhan yasaklı madde satıyormuş. Bir, Ayhan'ın peşinde birileri olabilir. Ayhan'a zarar verir. O da mümkün. Kızı da alıp gülüm bu içenler gayrimeşru çalışan insanlar ne yapar? Her şeyi yapar. Kızı belki dediğim gibi ben gördüm dedim inanmadınız. Çünkü emniyete gittikleri zaman bile adam telefonda çok güzel konuştu. Dedi ki sahte kimlikle yakalandık gel bizi kurtar dedi. Avukatlar çoğu yerde girebiliyor. Arkası çevresi olan da girebiliyor. Emniyetin içine kadar girebiliyorlar. Para her şeyi kar kapıyı açıyor ya. Bu, yani ben buna inanmıyorum. Damla seni görseydi muhakkak yanına gelirdi. Muhakkak. Ama Damla'nın yani o gün ölmediği daha sonra da yaşıyor olabileceğini gösteren tek bir done var bana göre. Kendisinin oluşturduğu ve arkadaşı Yağmur muydu beraber bir fake bir Instagram hesabı açıyor. Şey yeğeni. Yeğeni ismi neydi bilmiyorum. Yeğeniyle birlikte oluşturduğu bir fake hesap var. Yani o hesabın şifresini de sadece Ayla'nın kızı. Evet. Sadece Damla biliyor. Ve o fake hesaptan ya bir bildirim yapmış ya da bir arkadaşlık isteği göndermiş o yeğenine, kuzenine. Şimdi Damla bu yaşıyor. Şifreyi Damla'dan başka biri bilmiyorsa Damla yaşıyor demek. Damla yaşıyor, o dönemde evet, o döneme kastediyor. Halen de yaşıyor. Şimdiyi Damla kastetmiyorum. Çünkü o Instagram hesabının, fake Instagram hesabının şifresini sadece yeğeninin beyanına göre bilen Damla. Evet ama hiçbir şey yazmıyor. Hiçbir şey yok. Bu da zaten Damla kaybolduktan kısa süre sonra oluyor. Evet. Yani neredeyse işte 28-29 ay oldu. Kısa süre sonra oluyor. Canlımız hazır mı arkadaşlar? Peki bir dönelim Ayla'ya yine. Melike de yanında. Melike iyi bayramlar. Ayla iyi bayramlar. İyi bayramlar Serap Hanım merhaba. İyi bayramlar. Teşekkür ederim. Ayla Damla hamile olabilir mi kaybolduğunda? Bilmiyorum. Seninle bir şey paylaştı mı? Yok hayır yani bu konuda bana bir şey söylemedi ama daha önceleri ben yıkık kemerde oturuyordum işte bu Damla kaybolmadan. 4-5 ay öncesi mi diyeyim, 3 ay öncesi mi ne? Annesiyle babasıyla tartışmışlar herhalde Damla çıkmış. Annesi babası da izin vermemiş. O tür bir tartışmaları olmuş yine ona benzer. Kafası güzelmiş herhalde Damla'nın. Bu annesi ona kızmış, kızım niye gidiyorsun, niye yapıyorsun falan diye. O da oturmuş yolun ortasına. Ben çocuk düşürdüm falan diye bağırıyormuş yani. Ben de başkalarından duydum bunu. Ben o zaman yıkık kemerde oturuyordum. Çocuğumu düşürdüm falan diyormuş. Biz hani madde kullandığı için hani kafası güzeldi falan diye düşünmüşler. Bu kaybolmadan ne kadar süre önce olmuş olabilir? 3-4 ay önce olmuştu herhalde. Bir sorun yani orada da babama falan. Ama onlar daha detaylı anlatıyor. Anne olarak Güldane Hanım'a ve sana da tabii kadın olarak soruyorum. Herhangi vücudunda bir değişim fark ettiniz mi onun? Nasıl? Vücudunda herhangi bir değişim fark ettiniz mi Damla'nın kilo almak gibi? Hayır, hayır, hayır. Aynı ablam, hayır, çocuğum yok öyle bir şey yok. Ama nasıl böyle bir şey söyleyebilir? Şimdi şöyle de olabilir bakın. Yine de ben
Ayla'ya katılıyor. Kaybolmadan 3-4 ay öncesinden bahsediyorum zaten. Damla tamam, kaybolmasına bak, yakın değil. Doğru bak bir şey anlatayım. Bak, doğru. Bu madde kullandıkları için alisiyot mudur? Halüsinasyon mu görüyordu? Alisiyot görüyor, alisiyot. Görmüş olabilir, demiş olabilir. Biz de benim çocuğum hiç öyle bir şey görmedik yani. Alisiyot görüyordu. İçiyorlar, geliyorlar. Buna da bağırıyor, bağırıyor. Bunu bile saçlarında tuttu, sürükledi evde. Tırnağını soktu. Mahallede Kadir, sorabilirsiniz. Kadir annesini. Beni elinde Ayla, zor aldı onu. Sen o dönem Engin'le evliydin ya. Diyor ki Özlem, bu diyor abisinin eşiyle olan beraberliğini Engin'in ilk ben söyledim, benden duydu diyor. Evet. Doğru mu bu Ayla? Engin cezaevine girdikten sonra söyledi o. Sen nice sonra söyledin. Yani biz de... Ondan ama, önce yani. Ama öncesinde bu ilişkiyi bilmiyorum. Damla biliyormuş. Doğru mu? Evet, evet. Ama sana söylememiş. Bana söyleyecekmiş. Söylemek istemiş birkaç sefer ama Engin durdurmuş demiş, yapma demiş. Çocuğumuz var demiş. Ben ablanı seviyorum, bir hata yaptım. Hani demiş yani yapma Damla demiş. Damla da vicdanlı bir insandı. İşte bu hatayı... Yani vicdanıyla oynamışlar. O da söylememiş bana. Ayla bu hatayı... Damla da kaybolmadan bir hafta öncesi... Yani 2-3 gün boyunca bize geldi gitti. Yani üst üste 2-3 gün boyunca geldi gitti. Ondan sonra zaten odaya geçiyor. İşte ben bunu ablama nasıl yaparım falan filan diye işte... Olay benim bu. Kızıma şey yapıyor. Olay bu. Bunlar zaten ben Engin'le tartışmıştım. Beni dövmüştü, konuşmuyordum. Onlar Engin'le mutfakta oturdular. Ben salonda uzanıyordum. Yani dayak yemiştim. Bayağı bir gözüm kaşım şişmişti. Ameliyatlık duruma gelmiştim. Uzanıyordum, başım ağrıyor diye. Onlar içeride konuşuyorlardı. Şimdi olay şu. Biraz daha derleyip kaybolmasına toparlayalım. Kaybolmasına 3 gün vardı o zaman. Damla'yla Engin mi? Evet, Damla ile Engin. Şimdi odada beraber, demek ki, mutfakta beraber konuşuyorlardı. Demek ki fısıl fısıl da konuşuyorlardı yani. Sesler geliyordu böyle ama hiçbir sesi anlaşılmıyordu. Ben kardeşim olduğu için şüphe duymadım yani. Demek ki Damla bu olayı duydu. Sana söylememeyi kendine yediremiyordu. Yani ben bunu ablama nasıl yaparım? Nasıl susarım? Evet, nasıl bunu söylemem ablama? Haberi olmalı gibi düşünüyordu. Engin evet. De ona çocuklarım var, ablanı seviyorum, bir hata yaptım söyleme diyordu. Evet evet. Ve bu üç, kaybolmadan 3 yani. Gün önce de orada fısır fısır bunu konuşuyorlardı. 3 gün sonra da Damla... Bunun konuştuğunu bilmiyorum. Hayır. Hiçbir şekilde sesi fısır anlamadım. Fısır fısır konuşuyorlardı. Başka... Evet konuşuyorlardı. Zaten aynen. Gizli bir şey konuşmasalar niye fısır fısır konuşsunlar? Açık evet, açık ortada evet. Konuşurlar yani. Ben sormak istedim aslında. Bana hep diyorlar ki işte kardeşini kıskanıyor, yengesini kıskanıyor diye. Ben bu gizli gizli konuştuklarını duydum. Ama sormadım yani. Ben de artık kocasını kıskanıyor, bacısından kıskanıyor, yengesinden kıskanıyor denilmesinden çok rahatsız olduğum için. Şimdi de bu kardeşinden mi kıskanıyor derler diye. İkisine de sorma gereği duymadım yani. Peki bunu sonra nasıl, kimden öğrendin? Sana bu Damla bunu söyleyecekti fakat söylemedi. Engin böyle böyle söyledi ona. Bunu kimden duydun? Engin'in halalarından duydum. Engin'in halalarından duydum. Beni seviyorlardı sağ olsunlar. Söylediler yani. Ama bu da i̇şte tabii... Damla'yı, Engin'in Damla'yı durdurduklarını, Damla'nın defalarca işte bana söylemek istediğini... Damla bir de kayıp ya, Damla ile alakalı konuşuyorduk. Onun üstüne bu konu açıldı. Damla söyleyecekti işte, söyleyemedi falan. Hep Engin engel oldu. Bu bir motivasyon i̇şte Engin ablanı seviyorum falan. Yani Damla'yı susturmak için. Hep bu şekilde cinayet, Damla da susmuş yani. Cinayet nedeni, hani planlayarak cinayet nedeni olmayabilir ama bu sebeple çıkan bir tartışmada madde etkisi artı öfke tabii ki olabilir. Olabilir. Yalnız... Yani ben bunu ablama nasıl yaparım cümlesi evet. Acaba daha şahsi bir şey. Acaba gibi sadece acaba Engin eniştesi Engin'le yengesi arasındaki ilişkiyi ablasına söylememekle alakalı bir şey mi? Kendisiyle mi? Yoksa Engin'le kendi arasındaki bir yakın ilişkiden kaynaklı olarak bir kendi içine bir serzeniş mi? Acaba bu cümle kendiyle alakalı ben olabilir mi? Ben yani Engin'le Damla arasında bir şey var ve bunu bir şekilde... Ben ablama nasıl yaparım yani diye bir
bir şey hissetmedim. Hiç ya hissetmemişsiniz. Bakın yengenizi de hissetmemişsiniz. Ayla Hanım bu hisle alakalı söyleyeyim. Yengemi hissetmiştim, onu hissetmiştim. Onu hissetmiştim. Kadının bakışlarından bize gelip ona davranışlarından falan bir şey hissetmiştim ama hani yengem ya şimdi toz konduramadım dedim yani yoktur. Belki bana öyle geliyordur. Ama evet. Kardeşin kardeşine şeyle, de konduramazsın evet. Zaten ama sen Yağmur'a kondurmuşsun yok, mesela hayır, Yağmur. Hayır. Bu Gülşah olayını işte şimdi yengem olayını hissettim ben yengeme söyledim. Yenge dedim kadın tuhaf tuhaf bakıyor yani. Halama da söyledim. Çıkmadan önce, duyulmadan önce. Evet. Onlar dedi ki kızım şey. Ben sonra kendimi toparladım. Doğru söylüyor olmaz dedim. Ya bu şekilde kapandı. Bir de çocuk doğurdu. Çocuğun adını da Ayla'ya kattı benim adımı. Evet. Şimdi ben doğru, doğru. Doğru. Yani. Beni bu şekilde yanılttılar yani. Evet. Benim çocuğumla beni düşman ettiler. Bak o da benim evladım. Ona da bir şey olsa ben yanarım. Buna da yanarım. Aradaki mevzu hayalen anlatıyorum. Hep ben suçlanıyorum. Benim çocuğum Engin'le benim gelinim arasında bir sır var. Ya bir çocuk var. Ben bunu biliyorum bir şey söylemek hocam. Söylemek istiyorum. Ben bunu biliyorum ben hocam. Söyle Ayla. Ben şüphelenmedim ki Yağmur'dan da. Yağmur'dan da ben bir şey hissetmedim. Yağmur sadece kalkıp eniştesine, Engin'e beni kötülüyor. Ve hani işte bunu yapıyor, şunu yapıyor, bilmem ne yapıyor. Adam başımda silahla oturmuş, beni öldürebilirdi. Sen bir kardeşsin. Sen nasıl yani? Ben sana ne yaptım da yani sen? Bir de benim evimde kalıyor, ben bakıyorum. Bak annesi babası şahit. Her şeyinle ben ilgileniyorum. Bak, ben bakıyorum Yağmur'dan derken, bahsediyor. Sen de bakacaksın, ben de bakayım. Sen de... Babacığım Yağmur'dan bahsediyorum. Tamam Yağmur'dan yavrum değil. Ama bak, ben bir olayı anlatıyorum. Sen hemen böyle Engin'in lafı da olduğu zaman bunların... Beni suçluyor ya. Ben Seyit, burada kimseyi savunmuyorum. Ben bir şey soracağım sana. Şimdi bu biraz önceki... Bana hani... ne Engin'den? Engin kim ya? Serap Hanım, öyleyse bu çocuk benim kızım Engin'dim mektuba göre yani. Ya bakın. Ya da Engin biliyor ne oldu. Evet. Hayır, Engin... Seyit bakın. Bey sence Damla... Anlamadıkları tek şey peki, mektup getirdim ben size. O mektupta bir delil var yani. Seyit Bey Damla kendisiyle ilgili söylemiş olabilir mi? Ben bunu ablama nasıl yaparım? Ya da bu işte yengeyle enişte arasında hangisi olabilir sence? Bu yengesiyle. Benim çocuğum, yengesinin. Bak çocuğum benim kendi çocuğum. O da çocuğum. Bu yengesiyle bunun arasını biliyormuş, duymuş. Duyunca bu çocuk, hatta bu kadın da Allah razı olsun, bu çıkardı meydana. Hmm. O kadın da oldu. Bu kızı... Olsa anladım zaten. Bu kızı, o bir kızı bu suçladı. Ben dedi kocamı seviyorum hocam. Ben de kızlarımı yalan değil, bunu yana göndermedim. Göndermem dedim. Yani çünkü yarın birbirine girecek bacı bacıya. İkisi de benim evladım. Bak nasıl hem ona yanıyorum hem ona. Ne şam ne şerbet diyorum. Ama Engin'le bunun alakası ne olduğunu benim çocuğum biliyor. Bildiği için de bu sırrı bunlar kaybediyor. Çocuk. Ayla biliyor diyorsun. Ayla bilmiyormuş bak. Ayla hayır hayır. Engin'le alakalı. Ayla'nın bir, bunda bir şeyi yok. Ayla'nın kocası biliyormuş Ayla'nın bunu. Kocası kız da biliyor. 3 gün sonra yok ediyorlar kızı. Şimdi Ayla'yla benim çocuğumun hiçbir sorunu yok aslında. Belki de o gün fısır fısır ben artık dayanamıyorum, kaldıramıyorum ha. Bu sırrı ablama söyleyeceğim diyordu. Söyletme bir şey. Engin de onu Engin hala de buna engel oluyor. Engin de bunu pusuya düşürüyor. Alıyor götürüyor işte. Olay bu. Peki belki de... Engin'le hiç konuştun mu sen Ayla? Kocanla, eski kocanla hiç konuştun mu? Yani sen... Damla'yla bu şekilde konuşmuşsun. Ne konuştunuz? Damla ne biliyordu diye hiç konuştun mu? Aranızda bu konuda bir diyalog ben, geçti mi? Ben sadece şunu söyledim ona. Odada konuşuyormuş. Ben bunu ablama nasıl yaparım? İşte nasıl yüzüne bakarım? Ben Yağmur değilim. Ben ablama bunu yapamam diye cümleler kurmuş. Benim kızım bana söyledi. O zaman Damla kaybolmamıştı. Tamam. Bu konuyu bunu söyledikten sonra ben de kalktım Engin'e sordum. Dedim ki... Ya dedim Damla dedim yani neden böyle konuştu ki ben bunu ablama yapamam falan filan diye. Sizin düşündüğünüz gibi. Ben dedim sizin aranızda bir şey mi var yoksa bu kız seni mi seviyor dedim. O da bana dedi ki ya saçmalama görmüyor musun hani delirmiş bu. Ondan sonra zaten Damla kayboldu. Saçmalama ya baksana şu kıza delirmiş bu. Bu çok bir kere bir evet, evet, paravan bir cümle yani. Kaçma paravan cümlesi. Bir cümle. Kaçma cümlesi. Evet. Paravan. Saçmalama ya. O deli ne zaten benim ne işim olur onunla. Zaten. Yani söylediklerine de inanma sakımak değil evet. İşte her şeyi evet. Söyler. Yani bakın bu şekilde demiyor. Bakın demiyor ki acaba senle yengem arasındaki ilişkiyi biliyordu demiyor.
Senle Damla arasında bir şey mi var? Ben o zaman bilmiyordum. Neden bu şekilde konuşuyorsun? Bilmiyordu. Bilmiyordu. Neden konuşuyorsun? Ben o zaman bilmiyordum yenge. Anladım. Bilmiyordun. Sen sadece Damla'yla Engin arasında bir şey var mı diye şüphelendin. Bu kız sana aşık mı? Kocana bunu söyledin. O da sana tam olarak ne dedi? Bir daha söyler misin? Ya sen manyak mısın? Öyle şey mi olur? Delirdin mi sen? Delirmiş görmüyor musun? Delirmiş görmüyor musun? Bana da kızdı zaten. Nasıl böyle? Yani hem onu deli yaptı hem buraya kızdı. Evet. Çekildi. Ve 3 gün sonra da Damla kayboldu. 3 gün sonra, işte buna Engin'den şüpheleniyorum ben de. Ben de Engin'den şüpheleniyorum. Neden derseniz kızım. Serap Hanım bir dakika. Mektupta bir delil var sanki. Gel Ayla bir şey konuşacağım Damla'nın hakkında. Ne demek bu? Ben onda kuşkuluyum. Yani doğru. Ben uyuyamıyorum Serap Hanım. Allah rızası için benim çocuğumu bulsunlar, kurban olayım sana. Ben bu yüzden mektubu size verdim. Benim çocuğumu bulsunlar artık. Uyuyamıyorum. Serap Hanım ben size çok güveniyorum. Uyuyamıyorum geceleri karanlık oluyor her yeri. Ben neyse onu söylüyorum. Şimdi gördüklerimi söylüyorum. Kalk iftira da atamam. Mektupta bu yazıyordu. Mektubu verdim. Mektubu vermeseydim kimsenin haberi yoktu. Ben getirdim, verdim ben şu kardeşim bulunmasını istiyorum. Herkesten çok ben istiyorum. Çok ben özledim onu. Ben o mektupta kuşkuluyum yalan değil. Damla seni çok özledim ablacığım. Eğer ki bak yaşıyorsan ne olursun korkma, çekinme. Arkanızdayız bak arkandayım. Ben varım, ablam var, ben varım. Damla biliyorsun deme. Çık ablacığım Allah rızası için canımızı yapma artık bizi. Çık kurban olayım ne olursun çık o gel artık. O kimselerde korkmaz. Ben daha bakın. Bunlar da benim çocuklarım. Bunların büyüğü de var. Daha birisine şöyle yaptıysam Allah benim belamı versin. Kendilerine söyleyin. Bunlar bağırı çağırı bana ben sanki o zaman benim babam annemmiş gibi giderim. Engin bu konuşmalar, fısıldaşmalar efendim belki işte bu çocuk ya da öbür kadın olayını söyleyecekti ama bunun yanı sıra orada kurduğu cümle yengesiyle de alakalı olabilir. Ama ben Yağmur değilim. Ben bunu ablama nasıl yaparım? Ne olmuştu Yağmur'da? Abla kocasından kıskanmıştı ya. Tabii. Yani benzer bir şey o aslında. Benim Yağmur da evli Serap Hanım ya. Ne olur lafımı kesme konu o değil. O zaman bekardı. O zamanki şeyden bahsediyoruz. Yani ablamın yaptığını ben ona yapamam. Yağmur'un yaptığını ben yapamam. Ama karşıdan bir teklif mi var? Yoksa platonik kendisi mi öyle bir aşk duyuyor? Onu bilmiyoruz. Ama bunu da kocana soruyorsun. Diyorsun ki ya bu kız sana aşık olabilir mi? Yani hani büyük... ya şimdi öyle söylerse ben de öyle söylerim tabii ki. Tabii ben soruyorsun. Ben bu ablama nasıl evet. yaparım o da diyor ki, ben Yağmur değilim diyor. Saçmalama. Ben Yağmur'dan o zaten deli diyor. Peki. Ben Yağmur değilim cümlesi de çok önemli. Gerçekten çok evet, önemli. Ben çünkü Yağmur'la dedim, alakalı şüphe zaten belli. Engin'le aralarında bir şey evet, var acaba? Evet. Hayır Yağmur... kesinlikle. Ama bir şey söyleyeceğim. Bakın burada... bu soruya yani kadın geldi kocasına dedi ki kocasına kadın geldi kocasına dedi ki senin şununla bir ilişkin var, birlikteliğin var ben şüpheleniyorum. Nasıl cevap verir eğer öyle bir ilişki yaşamıyorsa adam? Ya benim kardeşim o nasıl böyle bir şeyi benden beklersin? Ya da ondan. Bakın cevap bu. Evet. Olması gereken cevap bu. O benim kardeşim, senin kardeşim, benim kardeşim. Böyle şeyi nasıl beklersin benden? Aşk olsun sana der. Ama delirmiş o zaten. Bir dakika o suçlamadı ki. Duymuş öyle bir şey duymuş. Damla'dan bir şey duymamış ki Ayla. Hissetmiş ve ortamdaki ben ablama bunu nasıl yaparım cümlesi var. Benle Engin arasında bir şey var dememiş ki, itiraf etmemiş ki. Delirmiş o zaten cümlesi bu soruya karşı verilecek cevap bir değil. Cevabın içinde yeri almamalı. Ve Damla'nın da ben Yağmur değilim ben bunu ablama nasıl yaparımın altında... Yağmur'un yapmaya çalıştığı ya da o dönem yanlış şey da olsa Serap algılanan Hanım. Şeyi ben yapmam. Ya, evet. Bu konu da ya işte Damla bunu söylediğinde ben işte Engin'e sorduğumda o zaman Damla kayıp değildi. Ben bunu ertesi gün kalktım kuzenime ve yengeme anlattım. Damla buradaydı daha kayıp değildi. Yenge dedim yani Damla böyle böyle söylemişti kafama takıldı falan dedim. Ondan sonra da onlar da şahit yani bak bu olayın olduğuna, Damla'nın bu şeyi söylediğine. İşte ablamın yüzüne nasıl bakarım cümlesini kurduğuna
Yani onlar da şahit. Damla buradaydı, ben bu konuyu onlara söyledim. Peki bir şey soracağım. Ve ben Yağmur değilim. Ben kilit orası. Tabii evet. Ben Yağmur değilim. Peki Ayla, bu şeyin kaybolduğu günlerde Engin evde miydi? Hatırlıyor musun o günleri? Kaybolduğunda tabii evdeydi. Evdeydi. Kaçaktı zaten. Evden dışarı çıkmıyordu. Peki. Bir virgül koyuyorum. Öner Şimşek dosyasına geçiyorum. Yasak aşk iddiası güçleniyor. Benim kızım değil dedi. Çember daralıyor. Bir kere baba dediğini duymadım. Bülent'ten yayın sonrası bomba itiraf. Nimet'in yüzü kıpkırmızı kesildi. Kızının gerçek babası kim? DNA testini yaptırsaydın. Karısını dayısından kıskandı mı? Bıçak çekti mi ona? Dayısı Öner'i kıskanıp öldürdü mü? İçime kuşku düştü. Olay yerindeki bıçak Bülent'e kurulan bir tuzak mı? Bıçakla adamın önüne çıktı. Olay yaratacak canlı yayın. Öner Şimşek'in ölümüyle ilgili dün daha önce de konuşulmuş bir konu öne çıktı. Sebebi de şuydu, bir gizli tanık da bunu dile getirdi ve köyde neredeyse bilmeyen yok. Bülent önüne gelene her yerde konuşuyor. Sıla benim kızım değil. Böyle bir iddiası var. Tabii ki Sıla ve anne de diyor ki DNA testi yaptır kardeşim. Biz kendimizden eminiz. Ama Bülent'in bakış açısı bu. Duyumları ya da hissettiği ya da öyle zannettiği şeyler var Bülent'in. Dolayısıyla aynı gizli tanık Öner'le Nimet'in ilişkisi vardı dediğinde de o zaman Bülent'in dedikleri doğruysa ona da inanmamız lazım. Yani Nimet hani evli olduğunu göz önüne almadan birileriyle görüşebiliyor diye düşünebiliriz. Böyle bir iddia var yani, biliyorsun. Bunu hep söyleyenler var. Sıla Bülent'in çocuğu mu? Bülent'in çocuğu. Hayatımda bir Bülent'ten başkası olmadığını ispatlayabilirim. 3 çocuğum var. 4'tü. Biri toprakta. Bülent'in aklınca yatan tek konu erkek adamın erkek oğlu olur. Yani o zaman erkek adamın erkek oğlu olur. Çok genel geçer bir tabirdir ya bu. Tabii. Ama yine de kızın olduğunda şüphelenmezsin yani benden değil diye. Tabii. Erkeklerin kızı da oluyor çünkü. O yüzden o başka bir şey kastediyor bence. Peki rahat mı? Yani rahat mısın köyde? Niye insanlar bu şekilde yani senin hakkında konuşuyorlar? Benim hakkımda. He, böyle bak, iki tane gizli tanık çıktı. Bülent de Sıla... Alkol aldığı veya devamlı gidip durduğu yani kişilerdir. Bülent, %80, Bülent %90 diyorum. Yani sen köyde böyle hani rahat ben mısındır insanlara karşı, rahatım. Böyle yanlış mı anlaşılıyorsundur? Niye mi? Samimi mi davranırsın? Samimi mi davranıyorsun insanlara? Evden dışarı çıkmaz. Hiç çıkmasın. Çıkmam. Babam olmadığında ben olmadığında çıkmaz. İnsanlara karşı tavrın yanlış anlaşılıyor olabilir mi? Vallahi orasını bilemem. Belki erkekle mesela burada bilene nasılsam aynıyım. Değişen hiçbir şeyim yok. Dün teyzem aradım. İki tane teyzelerimi aradım. Hiç olmasa o anama söylen, abanıza söylen. Bülent'in böyle böyle kuşkusu var. DNA testi yaptıralım. Bu kocanın dedi. Yani karısına karşı yapabileceği en ağır şeydir bu. Çünkü bu çocuk benden değil. Yani bu raddeye gelebilmek için bir erkek kafasında 1000 tane sorunu çözer, en son bunu söyler. Şimdi, yani kaç yaşındasın Sıla'nın? 20 seneden beri evladım dediği biri ne? Ama belki 20 senedir konuşuyor bunu, bilmiyoruz. Ama her annem zaman... Annem 3 yıl ayrı kaldı. 3 yıl ayrı kalıp geldikten sonra bana içinden gelerek kızım dediğini bilmem. Ya işi düşerse, ya paraya ihtiyacı olursa öyle der. Verdiği okul harçlığını ben biriktiririm. İhtiyacı olursa veririm. Annesiyle küstü. Annesiyle barışmaya gidecekti. Param yok dedi, gelmeyeceğim ben dedi dayısına. Buraya gelen dayısına. Ben dedim dayın kızmasın dedim. Git ananla barış. Cebimde 30 lira para vardı. Motoruna benzin al, git dayın yanına dedim. Verdim parayı, öyle gitti. Şimdi diyorsunuz ya Nimet insanlarla sen samimi mi davranıyordun diye. O tarafını çok bilmiyorum ama düğünlerde dayımla dans et diyen Bülent. Evet. Doğru değil yani mi? Kalkın dayımla dans edin diyen Bülent. Benim yanımda akrabası var. Yapmazsa kızardı. Beni biraz onunla dans ettirmek için uğraşırdı. Evet. Bir taraftan bunu söyleyip bir taraftan sizi mi izliyordu acaba? Kafasında yakın bir şey vardı da dans ettirip sizi düğünde oynatıp
acaba... Kendisi de oynuyordu. Hayır, canım ben ondan bahsetmiyorum. Kendisi başka tabii ki oynar. Şey hani yani seninle dayısı arasında farklı bir yakınlaşma var mı diye sizi gözetliyor olabilir mi? Olabilir. Bir de, beni de dans ettiriyordu. Kronik alkolizm de paranoyak yönde bozulur düşünce akışı. Şöyle bir yani şey söyleyeyim. Çok sırf onu ölçmek için mi acaba kalkın olabilir dans edin? Olabilir yani. Oradan o bakışlardan bir şey mi sezmeye çalıştı acaba? Bir bakışından, dans ederken tutuşundan acaba diye kafasını kemirmiş olabilir. Bülent öyle bir adam. Yani aslında olabilir. Bülent takıntılı bir adam yani. Yani. Tabii. Şöyle bir şey var. Daha önceden nasıl diyeyim ben size? Diyeceğimi de unuttum ya. Peki biz o zaman bir Bülent çelişkiler biri girelim. Çünkü Bülent gerçekten günde haftalardır çelişki üstüne çelişkili bilgiler veriyor. Bir Bülent çelişkiden bir tane yayınlayalım bakalım. Çelişkiler çoğalıyor. Bülent yalan mı söylüyor? Önce arkadaşları arardı, dayımı ormandan alırdım dedi. Şimdi Cemal abi öneri rahmetli birsin çok içti mi birilerinin telefonla beni ararlardı. Hani gel yani beni götür ben kötü oldum. Çok ağladım ormandan. Herkes biliyor bunu yani. Saniyeler sonra hatırlamıyorum dedi. Bak diyorsun ki ormandayken beni arardı arkadaşlarının telefonundan. Evet dayı ben kötü kalka... gel götür. Gel götür. Kimdi onlar diyorum ben. Hatırlamıyorum Seraf Hanım 4 yıl önceki isim nasıl biriyim? Nasıl isim vermiyorsun yani, ya? Aklıma gelmiyor 4 yıl önce arıyorlardı beni diyorum. Hayır Şefa'yı zaten biliyorum. Ondan sonra Faregül vardı ne bileyim hani o zamanlar bildiklerim. O berber Turgut abi. Turgut abi öyle şeyler de. Ali abi vardı. Dakikalar sonra kimsenin numarası bende yok dedi. Kimin numarası var ormanda senin ya? Kimsenin yok ki. Kimsenin yok ki. Arkadaş yaşadığınız yer bir avuç köy. Köy oradan başka bir yere mi taşındı? Yoksa köyde o insanların tamamı gitti, yeni insanlar mı geldi? Nasıl tanımazsın? Yani nasıl hatırlamazsın? Köy aynı köy, insanlar aynı insan. Yiyip içtikleriniz aynı, selam verdikleriniz, bayramlaştığınız kişi aynı ama hatırlamıyorum. Sanki o köye göç oldu, yeni bir akın oldu, kimseyi tanımıyor. Şimdi bu inanılacak bir şey mi Allah aşkına ya? Bir avuç köy. Zaten çağırdığında... Dayının yanında sürekli takılanlar belli. Dışarıdan yabancı birisi de gelip orada oturmuyor. Bülent'i hatırlamıyorum diyor kardeşim. Geldi buna inan şimdi yani. Cep telefonunu eğer bakmış olsaydık o köydeki yarısından çoğunun cep telefonu vardır. Muhakkak, kayıtlıdır. Niye olmasın hem yani? Olur yani tabii. Çok kişiyle irtibata geçiyordu. Baba, numarayı çıkarır babam telefondan arardı. Peki canlı yayında Bülent Fahri'ne... Şimdi Bülent'in tabii çelişkileri daha da var gelecek ekranda. Sen bir şey söyleyecektin Nimet. Ben düğünde bak amcamın oğlu Gil'le gittik. Öner dayım da yardım etmiş. Hala konuşuyor. Amcamla konuştum geçen de köye vardığımda veya o telefonda. Dedi ki hep beraber oynadık ki dedi. Biz seninle oynamadık ki dedi. Bülent de vardı, ben de vardı, eşim de vardı, çocuklarım da vardı dedi. Sizin öyle bir durum yoktu ki dedi. Ve buradakınlara, yayındakınlara da söyledim zaten. Aradılar hatta, numarayı vermiştim. Peki, Murat'cığım iyi bayramlar, Bülent iyi bayramlar. İyi bayramlar Serap Hanım, ellerinizden öperim. Estağfurullah, sağ ol kardeşim. İyi bayramlar Serap Hanım. Teşekkür ederim Murat'cığım, seninle başlayalım. Dünkü şu, ya bir kere Sıla benim kızım değil mevzunu dün biraz ortada bıraktık. O yüzden oradan mı devam edelim Murat? Evet Serap Hanım aslında Öner Şimşek'in hayatını kaybetmesinin artık bir cinayet olduğunu söyleyebiliriz. Başladığımız günden bugüne artık bir cinayet şüphesiyle bu dosyaya bakıyoruz. Ve bu dosyaya baktığımız zaman da aslında Öner'in son 2-3 yıllık yaşamını mercek altına almamız gerekiyor. Öyle bir noktaya geldik ki bu dosyada öyle bir noktaya geldik ki tabiri caizse matruşka gibi açtıkça işin içerisinde farklı farklı konular devreye giriyor bir anda. Farklı konular karşımıza çıkıyor. Ama burada merkez odak noktada dediğimiz gibi o son 1-2 yıl içerisinde sürekli Bülent'le beraber Bülent'in evinde kalıyor ve o arkadaş çevresi içerisinde mercek altına aldığımız zaman belki de o Öner'in son günlerini belki de son anını daha net bir şekilde ortaya koymuş olabileceğiz. Peki bir şey soracağım. Bülent sen Öner dayının bu Mersin'de bir sevgilisi varmış. Ona gitmesini niye istemiyordun? Niye engellemeye çalışıyordun? Hayır engellemeye çalışmadım Serap Hanım. Yok gitmesini istemiyormuşsun Mersin'e.
Hayır, başına bir iş gelirdi yani. Niye iş gelsin koskoca adamın başına? Niye iş gelsin Bülent? Ya sinirli, gergin olduğu için hani başına bir iş gelmesin için. Hani Ali abimi de çok iyi biliyorum. Yani çok sakin bir kendisine... adam da çok gergin diyorsun şimdi de. Hani kavgaya karışmazdı. Hocam, hocam bak bir dinler misin hocam? Özür dilerim hocam, bak dinler misin hocam? Tabii bir. Buyurun, buyurun. Dayı dedim gitme, burada iş var, burada çalış. Paranı da alıyorsun zaten. Benim yanımdasın, gitme dedim. Başın belaya girer, oradan dedim. Peki Bülent, dedim ama bu. Ama daha, dedi ki ben kızı önce, seviyorum dedim. Bülent seviyorum dedi de daha önce bize dedin ki bu kadın evliydi. O yüzden ben gitmesini istemiyordum. Orada bir olay çıkar diye düşünüyordum dedim. Hayır. Şeref Hanım. Kadın evli değil miydi? Bak. Kadın evli değil. Pilin olayından evli dedim. Öteki bayanı evli olduğunu bilmiyorum. Evli değildi. Bildiğim kadarına dedim bak. Veli abinin yanındayken evli olduğu kadarına evli değildi. Konuşuyor muydu peki bu kızla? Konuşuyor muydu Mersin'deki kızla? Konuşuyordum. Konuşuyordum. Yani şahit oldun mu konuşmak? Evet, benim hatta benim kendi telefonum bataryası bittiği zaman veya takkası olmadığı zaman benim telefonumdan da arıyordum. O kadın hiç geldi mi peki? Sizin oraya köye falan geldi mi kadın? Hayır, hayır, hayır. Gelmedi Şeref Hanım, gelmedi. Ya oradan koskoca 40 yaşında adam Mersin'e gitmesi halinde ne gelebilirdi ki başına? Neden korumak istiyordun onu yani? Adam diyelim ki yani, işini gücü cebinde de 3 kuruş parası var. Çünkü günlük işler yapıyorsunuz, sigortalı çalışmıyorsunuz ki beni işten atarlar diye bir korkusu da yok. 3 gün cebine para koyup gidecek. Neden korumaya çalışıyordun, neyden? Şeref Hanım, hani kız biraz ufak olduğu için, dayıma göre ufak olduğu için, hani dayım hani başına bir iş gelmesin, dayı gitme, yapma, gitme dedim. İnkar etmiyorum Şeref Hanım. Sen kızı... İstiyordu, Ali abi çağırdı. Kendisi bize çağırdı. Gel dedi, hem çalış dedi. Çalış burada hem dedi. Hem ben yanımda kal dedi, hem çalış dedi. Ha, 15-20 gün kaldı. Çalıştı da parasını da aldı. Ama sen sürekli etti, oraya gidip da yerleşmesini istemezdin herhalde. Çünkü sizin evde kaldığı sürece eve para da getiriyordu değil mi Bülent? Bana para getirmiyordu Serap Hanım. Özür dilerim bak, ben size para getirmiyordu. Ben parasını illemiyordum, istemiyordum zaten. Ben bizzat parasını kendine veriyordum zaten Serap Hanım. Doğru mu Nimet? Yalan. Doğru değil. Bence de beraber doğru değil. Şimdi beraber iyi bir çalışıyorlar zaten. Çalıştığı parayı alıp da beraber gidip alkole gidiyordunuz. Ormanın girişinde bir tarla var. Orada çalıştık. Dayım da geldi. Hem şakalaştılar hem çalıştılar. Parayı aldılar çavuşlar. Yemese veriyordu. Alkol almayacaklar hemen. Serap Hanım. Affedersin hani bayanlar tüy dilerim bak. İsterseniz oraya kesebilirsiniz. Parayı oraya alır koyardı. Dayı paran bende. Dayı paran bende derdi. Ben parasını verirdim. Atma atma. Dayım alırsa parayı ya bana verirdi ya abime bana, verirdi. Bana önce aldığı parayı alırdı. Verirdi. Kalan türlü ben bana para vermiyordu. Beraber gidip de içki aldığınız zaten o. Bana para vermedi. Tamam, tamam, tamam. Ama ben dayıma veriyordum. Dayımla beraber gidip alıyorduk. Dayım bana, tamam işte ben beraber Bülent diyorum. Bana tekrar geri veriyordu. Bu Mersin'deki kadın kaç yaşındaydı ki? Yaşı küçüktü diyorsun. Bilmiyorum Serap Hanım, özür dilerim, bilmiyorum. Bilmiyorsan ben... niye yaşı küçüktü diyordun? Yani bana göre ufaktı yani. Dayıma göre ufaktı yani. Kaçtı yani. Yani kaçtı canım. Sana kaç yaşında dedi ki sen... Dayına göre küçük buldun benden onu. Benden kaç yaş büyüktü o kızlar ya? Hatırlamıyorum. Şeref Hanım ufaktı yani. Yani mesela Sılanur kadar mıydı? Yapma dayı, daha bu 18 yaşında. Bu 20 yaşında diye mi karşı biri çıktın? Hatırlarsın canım yaşı. Sen de en kritik şeyleri hatırlamıyorsun biri ya. Biri benden bir iki yaş büyük. Biri abinle yaşıttı. Ben Bülent'e soruyorum zaten. Aranızda konuşmayın. Bülent, bir insan için buyur, ya dayımdan yaşı çok küçüktü. O yüzden ben onaylamıyordum demen için onun yaşını bilmen lazım. Bilmiyorum Serap Hanım. Sadece hani gördüğüm hani telefon hani fotoğraflardan biliyordum. Sadece. İsmini biliyor musun? İsmini biliyor musun? İsmini bilmiyorum. Bilmiyorum. Fotoğraflardan nasıl kaç yaşında gibi tahmin ettin? Çok küçük geldi. Ya yaşını tahmin etmiyorum. Sadece dayından ufak olduğu için başına bir iş gelir dayı gitme dedim. Bak başına iş gelir olur dedim. Yani reşit bile ben, değil miydi kız? Dedi. Kız reşit mi değildi? Hem de seviyorum onu. Bülent, kız reşit mi değildi? Kız pavyonda mı çalışıyordu?
Kızın başında bir tane adam vardı da ondan mı korumaya çalışıyordun? Neydi kardeşim? Pavyonla falan çalıştı. Hayır. Bak Şeref Hanım, pavyonla falan çalıştı. Ne? Hayır. Niye sen 40 yaşında adamı sevgilisinden korumaya çalışıyordun ya? Anlamadım ki. Şeref Hanım. Yaşını bile bilmiyorsun. Başına iş gelir diye gitme dayı dedim. Ne gelecek başına? Neden? Bülent. Şüphe olması gerekiyor. Yani bir tehlikeyi görmen lazım senin bu. Hayır, bir şüphe yok. Hani bir kuşkum yok ama hani tek başına gidecek ya. Başına bir iş gelir diye korktum. Allah bundan Allah. Burayla bir bağlantısı var mıydı? Peki gideceğim bilmiyorum dedi mi acaba? Baskı mı? Ben gideceğim dedi. Bilmiyorum. Gitmiş zaten. 15 gün kalmış sonra geri gelmiş ama o Mersin'de kızla... 15 gün kaldı Şeref Hanım. O Mersin'de kızdan neye? Onun babasından mı? Akrabasından mı? Kiminden gelecekti başına bir iş? Önerin niye? Hayır. Bilmediği yere gittiği için. Ali abi de onu çok severdi. Ya Belçika'ya, Almanya'ya gitmiyor adam ya. Mersin'e gidiyor, Mersin'e. Mersin yani bizim anladım, topraklarımız. Benim içime öyle bir kuşku düştü. Dayı dedim gitme. Burada çalış. Seni hani evimiz açık zaten dayı dedim. Hani O zaman başına o taraftan bir şey geldi. Sen bu kadar kuşkuyla bunu net bir şekilde söylüyorsan. Hayır, tek başına gittiği için, bilmediği yere gittiği için, Mersin'e bilmediği yere gittiği için diyorum. Çok enteresan. Ama dedi ben kızı seviyorum dedi. Çok tuhaf yani. Bakın şu an bence yani gene her şeyi biliyor. Şimdi dayınızda sadece bir kız var, ben onun yanına gideceğim, evleneceğim deyip de bu muhabbeti yapmazsınız. Hele ki alkol arıyorsanız oturup bunu saatlerce konuşmuşsunuzdur. Kızın yaşı, kim olduğu, evi, barkı, nereye gidecek, kalacak, evin oda sayısı, köpeği var mı, kedisi var mı? Her şeyi konuşursunuz. Ama ne diyor? Gözüm bilmiyorum, tutmadı da. Küçük buldum. Peki. Şimdi Murat'cığım senden bir ricam var. Şimdi biliyorsun köyde konuşulan aslında Bülent'in de inkar etmediği, üzerinde durduğu ve hala kafasında olan bir soru işareti var. Sıla'nın babası ben değilim gibi böyle bir söylenti çıkarmış. Herkes önüne gelenle de konuşuyor. Senden rica ediyorum. Pazartesi günü bu konuyu açtığımızda Ahmet diye bir isim geldi kulağıma. Bu Ahmet ismini araştırmanı rica ediyorum Murat'cığım. Tabii ki Serap Hanım. Peki. Tekrar iyi bayramlar diliyorum ve bir araya gidiyorum. Sevgili seyirciler, veda vaktimiz geldi efendim. Önümüzdeki iki gün Ramazan bayramının devamı ve bizim için de aynı zamanda hafta sonu tatili olacak. Bir kez daha ekran başındaki siz sevgili seyircilerimizin Ramazan bayramını bütün kalbimle kutluyorum. Allah nice bayramlar görmeyi nasip etsin. İnşallah pazartesi günü ekranlarda Gerçeğin Peşinde programıyla Star'da 13'te buluşalım. Hoşçakalın.